Efendim Türkiye'nin haber ekranına, TRT haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Ben Rasim Kılıç. Birinci sayfayla karşınızdayız. Her birinize iyi bir bayram geçirmenizi temenni ederek başlayalım birinci sayfaya. Ama maalesef bazı noktalarda iyi bir bayram geçirilmiyor. Çünkü hiçbir kutsal tanımayan İsrail, Ramazan bayramının ilk gününde de yine katliam yaptı. Bu kez doğrudan hedef alınan isimler vardı. Örneğin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun bulunduğu araç doğrudan hedef alındı. Saldırıda Haniye'nin çocukları ve torunları hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da az önce Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama da az önce İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye'ye 3 çocuğu ve 3 torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti denildi. Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da İsmail Haniye'ye telefonla taziyelerini iletti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında çocukları ve torunlarının şehit olması nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Haniye'yi arayarak kendisine başsağlığı diledi. Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulundu. Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Bir süredir ekranınızın hemen altında son dakika bilgisi olarak da yer alıyor. İsmail Haniye ile hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmesine dair bilgiler değerli izleyenler. Ramazan bayramının ilk gününde İsrail'in katliam yapmaya devam ettiğini vurgulamıştık ki o katliamlarda son olarak doğrudan hedef alınan isimler vardı. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun içerisinde bulunduğu araç İsrail tarafından vuruldu. Ekranlardaki görüntülerde Haniye'nin bu haberi aldığı ana ilişkin görüntülerdi değerli izleyenler. Saldırıda Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torunu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi telefonla aradı. Az önce bu görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti. İsmail Haniye ile telefonla görüşen isimlerden bir tanesi de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'dı. Kalın da Haniye'ye taziyelerini iletti. Saldırıda Haniye'nin çocukları ve torunlarının şehit olması nedeniyle İbrahim Kalın Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi. Aynı zamanda o görüşmede Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. İbrahim Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Şimdi bu saldırıyla ilgili bazı detaylar da var değerli izleyenler. Bu detayları öğreneceğiz. Bunun için adresimiz Kudüs olacak. Muhabir arkadaşımız Ayşe Nur Gündoğdu. O noktadan karşımızda söz. Ayrıntılar için Ayşe Nur'da. Rasim Kılıç, İsrail'in aslında Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 Ekim'den bu yana zaten sürüyordu. İnsanlık dışı katliamı, uluslararası hukuk içi sayan saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyordu. Son olarak bugün geçtiğimiz saat diliminde senin de bahsettiğin gibi bir son dakika gelişmesi olarak aslında bu ajanslardan ve bölgeden önümüze gelen bilgilerden biriydi. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torununun içinde bulunduğu araca bir bombalı saldırı düzenledi. Zaten biz en başından bu yana İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan katliamlarına aslında oldukça da alışkınız. Bu kapsamda Gazze'de büyük bir vahşet, büyük bir katliam sürdürüyordu 7 Ekim'den bu yana. Birçok kez aslında çocukları da hedef almıştı. Yine İsrail bu saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın 3 oğlunun ve 3 sorunun içinde bulunduğu aracı hedef aldı ve bu şekilde de hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. Aslında bu saldırı oldukça önemli çünkü aslında sadece birkaç gün önce İsrail ve Hamas heyetleri Mısır'da bir araya gelmişti. Ateşkes görüşmeleri sürüyordu. Gazze'deki katliamın artık 6 ayı geride bırakmıştık ve insanlık dramı gün geçtikçe daha da büyüyordu. Üstelik İsrail saldırılarında hedef gözetmeksizin özellikle sivillerin yoğunlukta bulunduğu mülteci kamplarını ve özellikle Refah'a saldırılarını da sürdürüyordu. Bu saldırılarda da en çok hedef alınan kadın ve çocuklar oluyordu. Bu kapsamda Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, üstelik Ramazan Bayramı'nın son gününde de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de bu saldırılar durmadı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 122 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi. Bu kapsamda hayatını kaybeden, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sayısı 33.000'i aştı. Yaralananların sayısı ise yine 76.000'i aştı maalesef. Bu kapsamda İsrail'in aslında bu hukuk tanımaz davranışları aslında ilk defa gerçekleşmiyor. Geçtiğimiz günlerde de oldukça kanlı ve oldukça korkunç saldırılar gerçekleştirmişti Gazze'ye İsrail ordusu. Bu kapsamda özellikle akıllarda kalan Şifa Hastanesi'nden ve Han Yunus'taki görüntüler oldukça etkileyiciydi. Bu son saldırıda aslında uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in bu son saldırısı da İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Çocukların bulunduğu Hamas Siyasi Büro Lideri, Siyasi Büro Lideri'nin 3 oğlunun ve 3 torununun içinde bulunduğu araca bir saldırı düzenledi İsrail güçleri. Bu kapsamda tepkiler de ard arda geldi aslında. Senin de bahsettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın hemen ardından Hamas Siyasi Büro lideriyle görüşmede bulundular. Ardından Dışişleri Bakanlığı da aslında önemli bir açıklama yayınladı. Bir taziye mesajı yayınladı bu konuyla ilgili. İsrail'in aslında bu Gazze Şeridi'ndeki hukuk tanımaz tavrı sadece Gazze ile de Gazze Şeridi ile de sınırlı değil. Aslında biz bu sabahtan itibaren de ekranlarınıza getiriyoruz. Bayram namazından itibaren ve Batı Şeria'da da aynı şekilde bugün gün içerisinde yaptığımız yayınlarda ekranlarınıza getirmiştik. İsrail'in hukuk tanımaz tavrını ekranlarınıza getirmiştik. Çünkü bu sabah daha bayramın ilk günü bayram namazında dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar Mescid-i Aksa'da bir araya gelmek istemişlerdi. Üstelik burada 60.000 kişi de Mescid-i Aksa'ya girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren daha güneş doğmadan Mescid-i Aksa'nın önünde uzun sıralar oluşturmuşlardı. Ancak daha güneş doğmadan İsrail askerleri zaten hazırlıklarını yapmışlar. Yine demir bariyerlerle kuşatmışlardı Mescid-i Aksa'nın etrafını. Yine bir bayram namazı daha Mescid-i Aksa'da silahların gölgesinde İsrail zulmünün gölgesinde kılınmış oldu. Aynı zamanda gün içinde yine Batı Şeria'daydık. Batı Şeria'dan gelişmeleri aktarmaya devam ettik. Batı Şeria'da da girdiğimiz her ev, bulunduğumuz her sokakta en az ailesinden bir kişiyi kaybetmiş insanlar vardı ve onlarca kişi ise İsrail tarafından esir alınmıştı. Çünkü İsrail sadece Gazze Şeridi'nde değil, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da aslında bu saldırgan tutumunu devam ettiriyor. Bu kapsamda aslında bugünkü önemli gelişmeden bir kez daha bahsedecek olursak, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torununun hayatını kaybettiği saldırı aslında oldukça önemli. Çünkü birazdan önce de bahsetmiştik. Aslında İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes görüşmesi devam ediyordu. Mısır'da bu ateşkes görüşmeleri başlatılmıştı ve bu ateşkes görüşmelerinin ardından ilk açıklama Mısır tarafından yapılmıştı. Ve Mısır bu kapsamda olumlu ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. Ancak hemen ardından birkaç saat sonra İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Hamas kaynakları ise İsrail'in Filistin'le ilgili herhangi bir olumlu adım atmadığını belirterek aslında bir gelişme olmadığını ifade etmişti. Bu kapsamda İsrail hemen bu gelişmelerin üzerine Refah saldırılarda bulunacağını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu Refah saldırının gününün belirlendiğini açıklamıştı. Aslında bu da oldukça İsrail'in saldırılarının, İsrail'in saldırganlığının, İsrail'in zulmünün büyük bir işareti aslında. Çünkü Refah'ta yaklaşık 2 milyona yakın Filistinli nüfusu sıkışmış durumda. Gazze Şeridi'nde oradan oraya hayatta kalmak için kaçan 2 milyona yakın Filistinli oraya sıkışmış durumda. Netanyahu'nun şimdiki hedefi ise Refah'tı. Bu konuyla ilgili uluslararası tepkiler de ard arda geldi. Şimdi de Hamas'a yapılan bu hedef alınan Hamas siyasi büro liderinin 3 oğlunun ve 3 torununun bulunduğu arabayı hedef alması İsrail'in saldırganlığının, zulmünün ve uluslararası hukuku hiçe saymasının bir kez daha gözler önüne serdi uluslararası alanda Rasim Kılıç. Biz de yine burada gün boyunca ve yaptığımız gibi şu anda da gelişmeleri aktarmaya ekranlarınıza getiriyor olacağız. Rasim Kılıç. 7 Ekim'den bu yana İsrail insanlığa ait hiçbir şey dinlemedi biliyorsunuz. Bunun içerisinde kutsallar da vardı. Cuma günü dinlemedi, Ramazan ayı dinlemedi, bayram dinlemedi. Şimdi arkadaşlarımız sadece Ramazan ayına bir parantez açmak istedi. Çünkü Müslümanlar için 11 ayın sultanı anlamına geliyor. Gazze'de insanlar zaten zor şartlarda yaşarken bir de Ramazan ayıyla birlikte birazcık huzur bulmak istedi açıkçası. Ama İsrail buna fırsat vermedi. Bakın sadece son 30 günde yapılanlara bir parantez açalım. 182 saldırı gerçekleşti. Bu günde 6 saldırıya karşılık geliyor ve o saldırılarda 2315 Filistinli katledildi. Bırakın Ramazan ayını, sadece Arife gününde 122 Filistinli öldürüldü değerli izleyenler. Böyle bir istatistik dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir coğrafyasında mümkün değil yaşanması, böyle bir katliam yaşandı. Dünyanın hem de gözü önünde değerli izleyenler. Çünkü bakın burada arkadaşlarımızın attığı başlık da buydu zaten. İsrail dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Daha önce dünyada katliam yapılmadı mı? Bu ilk miydi? Hayır, değildi. Ama biz o katliamları belki günler sonrasında gördük. Televizyon yayınları yapıldığında o görüntüler haber merkezlerine gittiğinde gördük. Ama bu kez canlı canlı dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor 7 Ekim'den bu yana. Son 6 ayda 33.482 Filistinli katledildi. Maalesef bunlardan en az 14.500'ü çocuktu. 10.000'e yakını da kadındı değerli izleyenler. 187 güne baktığımızda, yani 7 Ekim'den bu yana yaşanan tabloyu özetlediğimizde 80.000'e yakın kişinin de İsrail saldırılarında yaralandığını görürüz. Ama burada ilave etmemiz gereken bir rakam var. Gazze tam anlamıyla bir enkaz yığınına döndü ve o enkazın altında halen insanlar var. O insanlar mı enkazın altında, yoksa dünyadaki insanlık mı enkazın altında kaldı? Bu tabii ki vicdanlara sorulmuş bir soru olarak görülebilir. Şimdi peki ne konuşuyoruz? Artık Refah sınır kapısını konuşuyoruz. Hatırlayın, 7 Ekim'den sadece birkaç gün sonra İsrail hükümetinin yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayanları daha kuzeye, daha güneye, Refah sınır kapısının olduğu bölüme doğru gitmesi tavsiye edilmişti. Yani orada canınız güvende olur demişlerdi ama yolda olan insanları vurmuşlardı. Bakın o Refah sınır kapısının yakınındaki bölümde şu an için 1,5 milyon insan bir arada sığınmış durumda ve İsrail buraya bir kara operasyonu planlıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Refah'a saldırmak için tarih belirlediklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri tarafındansa İsrail'le Refah konusunda anlaşamadıklarına dair bazı sinyaller geliyor. Biden'ın açıklaması buna bir örnek. İsrail, Gazze'nin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine karadan saldırmak için hazırlık yapıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Ben Gvir, Refah'a saldırmazsa Netanyahu'nun başbakanlığının biteceği tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu da uluslararası tepkilere kulağını tıkadı. Saldırının tarihinin belirlendiğini söyledi. Ancak Refah kentine yönelik kara operasyonuna Amerika Birleşik Devletleri de dahil uluslararası kamuoyu karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu'nun operasyon açıklamasına atıf yaptı. "Elimizde Refah operasyonu için bir tarih yok. En azından İsraillilerin bize ilettiği bir tarih yok," dedi. Bu açıklama İsrail'in ABD'nin onayını almadan plan yaptığı yorumlarına neden oldu. ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Jake Sullivan ise Beyaz Saray'ın Refah'a yönelik bir kara işgaline destek vermediğini açıkladı. ABD-İsrail görüşmelerinde alternatif planlar sunduklarını söyledi. İsrail'in saldırması durumunda 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinden başka gidecek yerleri bulunmuyor. Refah'a kara operasyonu düzenlenmesi büyük bir insani krize yol açacağı için uluslararası arenadan sık sık İsrail'e uyarılar yapılıyor. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki İsrail'in bu kanlı siyaseti artık en büyük destekçisi ülkelerde de eleştirilmeye başlandı. Az önce söyledik ya, Biden'ın açıklamaları buna bir örnekti. Çünkü ABD Başkanı Biden Netanyahu'nun Gazze'de hata yaptığını söyledi. Eski Almanya Dışişleri Bakanı ise savaş suçu işlendiğini belirtti. İsrail Arife gününde de Gazze Şeridi'nde birçok noktayı hedef aldı. Son 24 saatte 122 Filistinli İsrail'in saldırılarında katledildi. İsrail ordusu Ramazan ayı boyunca 182 katliamda 2315 sivili öldürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ablukası ve saldırıları sürerken bayramın ilk gününde havadan yardım gönderildi. Şeridin güneyindeki Han Yunus'a insani yardım malzemesi indirildi. Tel Aviv, İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" dedi. Yerinden edilen binlerce kişinin evine dönmesi de gündemde. İsrail Devlet Televizyonu Kan, ateşkes için görüşmelere katılan arabulucuların yeni bir öneriyle geldiğini öne sürdü. İddiaya göre Gazze'nin kuzeyine dönecek Filistinlileri İsrail ordusu yerine Mısır'ın denetlemesi tavsiye edildi. İsrail hükümeti eleştirilerin de odağında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Amerikan medyasına konuştu. "Netanyahu'nun Gazze'de yaptığı şeyin hata olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımına katılmıyorum" dedi. Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Netanyahu ve İsrail hükümetinin Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi. İsrail'in Lahey Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini, yaptıklarının haklı bir gerekçesi olamayacağını ifade etti. Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ilan edilene ve yardım girişine izin verilene kadar İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı alması dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası medyanın önde gelen kuruluşları gelişmeyi manşetten verdi. Türkiye'nin İsrail'e ihracat kısıtlaması dünyada büyük ses getirdi. Uluslararası medya gelişmeyi manşete taşıdı. ABD merkezli The New York Times gazetesi gelişmeyi, "Türkiye Gazze saldırılarını protesto etmek için İsrail'e ihracatı kısıtladı" başlığıyla duyurdu. Ankara'nın Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İsrail'e ihracatı kısıtlayacağının altı çizildi. Amerikan yayın kuruluşu CNN haberi, Türkiye Gazze'ye havadan yardım talebinin reddedildiğini söyleyerek İsrail'e ihracatı kısıtladı başlığıyla yayınladı. Haberde ayrıca Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke olduğu belirtildi. CNBC'de Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar İsrail'e ihracatı kısıtladığını duyurdu. Türkiye'nin ayrıca Gazze'ye binlerce ton yardım gönderdiğine dikkat çekti. İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye, İsrail'e kilit ihracat malzemelerini kısıtlamak için harekete geçti" başlıklı haberinde 54 ürünün ihracatını kısıtlayacağı vurgulandı. Fransız Le Monde haberi, "Türkiye, Yahudi devletine ihracatını kısıtlıyor" başlığıyla servis etti. France 24'te habere geniş yer verdi. Kararın, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma girişiminin İsrail tarafından engellenmesinin ardından geldiği belirtildi. Katar merkezli El Cezire gelişmeyi, "Türkiye Gazze'ye havadan yardım talebi reddedildiği için İsrail'e ihracatı kısıtladı" başlığıyla duyurdu. İsrail gazetesi Times of Israel, "Türkiye Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İsrail'e kısıtlamalar getiriyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Gazze saldırılarının başından beri İsrail'i en sert eleştiren ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığına dair provokasyon içeren haberlere sert tepki gösterdi. konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizdi. Kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini ifade etti. Bayraktar, iftira kampanyasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın strateji ekibinin de olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yalandan başka söyleyecek lafın varsa mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim sözleriyle tepki gösterdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar İsrail'e jet yakıtı satıyor iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar haberlere sert tepki gösterdi. Haluk Bayraktar paylaşımında alçakça iftira kampanyası yürütülüyor ifadelerine yer verdi. Baykar ve yöneticilerinin hedef alındığını söyledi. Haluk Bayraktar, Baykar'ın Gazze'ye Türkiye'den yapılan en büyük insani yardımı gerçekleştiren firma olduğunun altını çizdi. Ayrıca firmanın tek faaliyet alanının insansız hava aracı sistemleri olduğunu belirtti. Haluk Bayraktar konuyu yargıya taşıyacağını ve elde edilecek tazminat gelirinin Gazze'ye yardım olarak aktarılacağını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim için nefsin izzeti yoktur, yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz" dedi. Bayraktar, iftira kampanyasının arkasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi strateji ekibinin yer aldığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi. "Yalandan başka söyleyecek lafın varsa mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve İslam dünyasının liderleriyle telefonla görüştü. Görüşmelerde liderler karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan bayramını tebrik etti. Bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ikili ilişkiler de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ve Türk dünyasının liderleriyle telefonla bayramlaştı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboun'la görüştü. İki lider karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan bayramını tebrik etti. Erdoğan görüşmede İsrail ile Filistin arasında kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil çözüm için Türkiye'nin Cezayir'le müşterek gayretlerini arttırmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Kazakistan'da yaşanan büyük sel felaketinden dolayı üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yla da görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayi alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon diplomasisi kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkmenistan lideri Berdi Muhammedov'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Berdi Muhammedov'la görüşmesinde Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye ve Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İslam dünyasının ortak gayretleriyle İsrail ve destekçileri üzerindeki baskının arttığını, barış ve Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini ifade etti. Tek telefon trafiği bu değildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırda ve sınır ötesinde terörle mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Şanlıurfa'da görev yapan askerlerin bayramını kutladı. "Teröristleri yok edeceğinize inanıyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiği ziyaret etti. Bizler gerek Mehmetçilerimiz gerek Komuta Kademesi hepsiyle bu teröristleri İnşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Terörle mücadelede kararlılık mesajını yineledi. Kahraman Mehmetçi'ye duyduğu güveni dile getirdi. Gerek sınırda, gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da görev yapan askerlerle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla telefonda bayramlaştı. Sol! Sol! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile birlikte 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Güler de Mehmetçi'ye seslenirken terörle mücadelede elde edilen başarıların altını çizdi. Şanlı ordumuz sizlerin kahramanlık ve fedakarlıklarıyla terörle mücadelede destansı başarılar elde ediyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile güney sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına mani olduk. Şu anda eğer orada olmasaydık ülkemizdeki istikrar ortamı sağlanamayacaktı. Yaşar Güler, terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdamasına, belini doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Terörle mücadelemiz kararlı ve etkin adımlarla, örgütün nefes almasına izin bile vermeden amansız bir şekilde devam edecektir. Şimdi tabii günlerdir bayram yolculuğunu ekranlara taşıyoruz değerli izleyenler. 9 günlük bayram tatili. Aslında bayram tatili kaç gün olursa olsun, 4-5 gün dahi olsa sevdiklerini, akrabalarını, eşini, dostunu ziyaret etmek isteyenler yollara dökülüyor. Ama böyle bir imkanı hiç olmayanlar var. Onlar da vatan nöbeti tutan Mehmetçik. Çünkü Ramazan bayramında da görev başındalar. Erzurum'da Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli askerler aileleriyle telefonla bayramlaştı. Eller tetikte, gözler ufukta. Mehmetçik al bayrağın gölgesinde, vatan nöbetinde. Görüntüler 3200 rakımlı Hakimtepe'ye kurulan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'ndan. Mehmetçik Ramazan bayramında da görevlerinin başında. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmaktadır ve bayramda da her zaman olduğu gibi görevinin başındadır. Değerli silah arkadaşlarım! Havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı sınırları koruyan Mehmetçik önce kendi aralarında bayramlaştı. Bayramınız kutlu olsun! Ardından aile özlemi giderildi. Hüseyin'e veriyorum şimdi telefonu. Doğu Anadolu bölgesinin hakimi konumundaki hava radar üssü son teknolojiye sahip. Mehmetçik 24 saat gözetleme ve keşif yapıyor. Başta aziz şehitlerimizin aileleriyle fedakar gazilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün Türk milletinin bayramını kutluyor, uzaktaki ailelerimize selamlar ve saygılar iletiyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Ve bir başka nöbet noktası, Türk donanmasının en büyük gemisi TCG Anadolu bayramda da Mavi Vatan nöbetinde. Türkiye'nin gururu gemi Muğla'daki Aksaz deniz üssüne demir attı. TRT Haber ekibi de TCG Anadolu'da görev yapan personelin güvertedeki bayramlaşmasına eşlik etti. Gelin biz de o anlara yakından bakalım. 231 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğinde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu bir yıl önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Mavi Vatan nöbetindeki donanmanın amiral gemisi Muğla Marmaris'teki Aksaz deniz üssüne demir attı. Merhaba arkadaşlar. Görevi başındaki gemi personeli birlikte bayramı karşıladı. Türk donanmasının en büyük gemisi TCG Anadolu bayramda Muğla'daki Aksaz deniz üstünde olacak. Bayramın birinci günü personel güvertede bir araya geldi. Mavi Vatan'ın bekçileri ailelerinden önce birbiriyle bayramlaşıyor. Deniz Kurmay Albay Nadir Kılınç tüm personelin bayramını kutladı. Değerli silah arkadaşlarım, ülkemizin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için gemimize tevdi edilen görev kapsamında bu bayramı sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz. Bu maksatla TCG Anadolu ailesi olarak tüm personelimin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ailelerinizle yapacağınız görüşmelerde benimle selamlarımı iletmenizi özellikle rica ediyorum. Daha nice bayramları sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ ol! Bayramlaşmanın ardından gemi personeli görev yerlerine döndü. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun güvertesinde 25 helikopter ve 50 SİHA konuşlandırılabiliyor. Gemi, araç güvertelerinde tank, zırhlı amfibi hücum aracı, zırhlı personel taşıyıcılarının da olduğu 94 araç taşıma kapasitesine sahip. 1200 personel taşıma kapasitesine sahip TCG Anadolu'yu bayramdan sonra da yoğun bir seyir programı bekliyor. 15 Nisan'da Aksaz'dan demir alacak gemi, Akdeniz açıklarında İspanya donanmasına ait gemilerle eğitim faaliyeti icra edecek. TCG Anadolu daha sonra da NATO tatbikatına katılacak. Şimdi insan her zaman yanında olup elini öpüp sarılabildikleriyle bayramlaşmıyor. Aynı zamanda kaybettikleriyle, elini dahi öpemeyecek olduklarıyla da bayramlaşıyor. Onlarla kucaklaşabiliyor aslında. Gidiyor mezarını, kabrini ziyaret ediyor. Mezarını temizliyor, çiçeklerini yeniliyor, mezarını suluyor. Onlarla biraz halleşiyor diyelim. Bayramlaşıyor aynı zamanda. İşte bu yüzden bu duruma biz buruk bir bayram ifadesini kullanıyoruz. Deprem bölgesinde de böyle oldu. 14 ay geçtikten sonra yakınlarını kaybeden depremzedeler hüznün gölgesinde bir bayramı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Camilerde hep birlikte saf tuttular. Hala taze olan acıları ve hatıralarıyla sevdiklerinin kabirlerine gittiler. Deprem bölgesinde bu bayramda hüznün gölgesinde geçiyor. Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı kentlerde vatandaşlar bayram sabahı camilere gitti. Binlerce kişi ellerini semaya açtı, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Depremin hayattan kopardıkları için mezarlıklar karanfillerle süslendi. Dillerde dua, yüreklerde burukluk vardı. Asrın felaketi büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta bayram namazından hemen sonra binlerce vatandaş o depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıcam mezarlığına geldi. Kimileri Kur'an okudu, kimileri dua etti, kimileri de torunlarının mezarı başına balon bıraktı. Depremin hayattan kopardıklarının hatıraları yaşatıldı. Dua edeyim, Yasin okuyayım torunlarına, eniştelerine. İşte ne yapacak? Çare yok. Bu gelinim, oğlum, torunum, 3 tane oğlan çocuğu, torunum. Buradaki bütün depremde ölen şehitlerimize hepsine dua ediyoruz. 4 tane torunum, bir kızım, bir damadım. Bütün komple çöktü. Adıyaman'da da depremin acısını yaşayanlar sevdiklerinin mezarları başındaydı. Asrın felaketini yaşayan depremzedelerin ilk ziyareti yine mezarlıklar oldu. Yakınlar olmadan geçirilen 3. bayramda yine hüzün vardı. Geçirdiğimiz 3. bayram çok acı. Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Ancak işte yaşayan bilir. Allah bütün depremde vefat edenlere rahmet eylesin. Konteyner kentte yaşayan depremzedeler bayramı kayıplarının acısıyla karşıladı. Hatay'daki depremzedeler de bayrama buruk girdi. Bayram namazı sonrası konteyner kent sakinleri bayramlaştı. Bir de sevdiklerinin gelme ihtimali olmayanlar var. Darül Aceze sakinlerinden bahsediyoruz. Gönüllüler, gençler ve yakınları onları bu yılda yalnız bırakmadı. Bayramın heyecanı bakın kameraya nasıl yansıdı. Nasıl geçiyor bayram? Hem de nasıl, cennette yaşıyoruz. Bir tarafta şarkılar söylendi, diğer tarafta koyu sohbetler edildi. Darül Aceze sakinleri bayramı hediyeler ve çiçeklerle kutladı. Bayram bayağı canlı ve hareketli burada. Hiç canımız sıkılmıyor. Gelen gidenimiz çok oluyor maşallah. Nice bayramlar böyle ağız tadıyla geçsin inşallah. 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 Çok teşekkür ederim. bizi, yalnızlığımızı unutturun yavrum, tamam mı? Siz yalnız değilsiniz. Bir bayram daha kapımıza çaldı. Bayram hepimiz için anlamlı. Zaman zaman nerede o eski bayramlar dediğimizde oluyor. Ancak bayram her hanede farklı bir tada sahip. Tıpkı burada olduğu gibi herhalde bayramın en anlamlı olduğu noktada Darülceze burada da bir bayram coşkusu yaşanıyor. Çok güzel geçiyor. Hediyelerle geçiyor. Hediyelerle mi? Neler geldi hediye? Eşofman takımı geldi. Evet. Şal takımı geldi, bu şal. Evet. Ondan sonra bir bluz, çok güzel bir bluz geldi. Çiçek geldi şimdi. Çiçek geldi. Çiçek geldi. Çikolatalar geldi. Çok güzel geçiyor bayram. Genç arkadaşlar geliyor, kızlarımız geliyor. Onlarla konuşurken biz de gençleşiyoruz yani. İyi geçiyor. Yani ziyaretçiler geldiği zaman mutlu oluyoruz. Kendi kendimize bir şey olmuyor. Yani yakınlarımızdan daha çok sevindiriyorlar ziyaretçiler bizi, çünkü onlar gelse mecburiyetten geliyor, babamdır, dedemdir diye, ama yabancılar hiç tanımadığı insanlara geliyorlar. Daha çok mutlu oluyoruz. Darülceze sakinlerinin bayramı günler öncesinden başladı. Vallahi bayram bir haftadır neredeyse bayram yapıyoruz. Bugün de bambaşka bir bayram var. Gelenler gidenler, ilgi alaka güzel. Gönüllü gelenler ve yakınları da Darülceze sakinlerini unutmadı. Onların mutluluğunu görmek beni daha çok mutlu ediyor. Yeğenler geldi, ablamlar geldi. Böylece onlarla bayramlaşıyoruz. Sağ olsun, bu da en küçük yeğenim. Öyle diyeyim sana. Bayramlaşmaya mı geldin? Evet. Nasıl geçiyor bayram peki? Güzel. Bayramın 3. günü gelecekler. Minibüs dolusu gelecekler. Gelecekler mi? Evet. Heyecan var mı peki onlar gelecek diye? Var tabii. Oğlum gelecek, onu bekliyorum ben çok. Oğlum bekliyorsunuz. Özlediniz mi? Özledim tabii. Darülceze'ye geldiğinizde aynı zamanda yükselen sesleri de burada duyuyorsunuz, ancak ben burada araya girip bir şarkı isteyeceğim sizden. Bugün bayram ya. O yüzden bayramın şarkısını söyleyelim mi beraber? Hep beraber söyleyelim. Evet. Bütün dünya buna inansa, birlik olsa, hayat bayram olsa, onlar el ele katuşsa, bir olsa, hayat sonsuzsa. Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangına müdahaleyi hızlandırmak için fabrikanın duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Alevler kentin birçok noktasından görüldü, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Zayiatımız çok büyük. Çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnşallah en çok da bizi sevindiren cana bir şey, insanlara, çalışanlara bir şeyin olmaması. Fabrikadaki pamuk ve iplik nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına 17 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğun duman tabakası oluştu. Yangına müdahaleyi hızlandırmak için fabrikanın duvarları iş makineleriyle yıkıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma yürütülürken çığ düştü. İş makinesi operatörü dikkati sayesinde çığın altında kalmaktan kurtuldu. Başkale Doyum Mezrası yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının tipinin de etkisiyle 3 metreye ulaştığı yolda çalışma sırasında çığ düştü. İş makinesi operatörü çığı fark edip yaptığı manevrayla kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çığ riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Afyonkarahisar'da bir evden yükselen alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çorum, Antalya ve Artvin'de ise yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Sırada Yurttan Haber turu var. Afyonkarahisar Şuhut'ta iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlere teslim olan ev hasar gördü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Çorum'da ise alev alan otomobil hurdaya döndü. Olay İskilip-Tosya karayolunda meydana geldi. Seyir halinde arızalanan otomobilden alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil belirlenemeyen bir nedenle yandı. Otomobilin motor bölümü aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde LPG'li araçta yangın çıktı. Karayolunun trafiğe kapatılmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Yangın söndürülürken araç hurda yığınına döndü. Asrın felaketinden etkilenen yerlerde bayram öncesinde birçok aile kalıcı konutlarına kavuştu. Adıyaman'da yaşayan Şahin ailesi de onlardan sadece bir tanesi. Yeni köy evlerinde bayramı karşılayan aile çifte mutluluk yaşadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de tüm hemşehrilerimiz evlerine yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok dedi. Kalıcı konutlar hızla yükseldi. Birçok depremzede Ramazan bayramını yeni evlerinde karşıladı. Onlardan biri de Şahin ailesi. Adıyaman'ın Akpınar köyünde yaşayan Şahin ailesi asrın felaketinde evlerini kaybetti. İki çocuklu Nuh ve Hanife Şahin yeni evlerine bayram öncesinde kavuştu. Dediler ki bunlar bir sene içinde yapılacak. Ya dedim hayaldir söylesinler. Biz bir evi 2 sene 3 sene ancak uğraşıyor yapıyoruz. Hiç aklımızda geçmezdi. Yani sağ olsunlar devlet bize yetiştirdi, verdi. Çok da memnunuz. Şahin ailesi çelik karkastan yapılan yeni konutlarında ilk bayramlarını geçiriyor. Hiç hayal etmedim bu kadar güzel olacağını. Salon çok güzel, ferah, temiz. Mutfağı güzel buldum. Kilere kadar içinde balkonu var. Her zorluklar geçti. Şimdi aydınlık bir günde beraberce bayramı kutlarız diyoruz. Devletin sayesinde çifte bayram yaşıyoruz şimdi. Devletimize Allah ziyan vermesin. Böyle devlete de ancak canım kurban olsun. Şu anda hak sahibi konut. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de ailenin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Nuh abi gibi tüm hemşerilerimiz evlerine yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok dedi. Deprem bölgesinde bugüne kadar 76.000 konut hak sahiplerine teslim edildi. 300.000 civarında konutun yapımı da aralıksız sürüyor. 4.333 köyde de 9 şiddetindeki depreme dayanıklı köy evlerinin yapımına devam ediliyor. Türkiye'nin Gazze diplomasisi devam ediyor. Buna ilişkin bir son dakika bilgisi var. Bir süredir ekranınızın hemen altında yer alıyor değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilerde bazı detaylar da var. Görüşme talebi Amerikan tarafından geldi. ABD Dışişleri Bakanı'yla Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde Gazze vardı. Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı. Önemli bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin Gazze diplomasisi hem yüz yüze diplomasi yoluyla hem de telefon diplomasisi anlamında devam ediyor. Dolayısıyla bu mekik diplomasisi kapsamında yapılan görüşmelere bir yenisi eklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla bir görüşme yaptı. Görüşmeye dair ayrıntıları güvenlik kaynakları, diplomatik kaynaklar paylaştı. O ayrıntılara göre görüşme talebi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi. İki mevkidaş telefonla bir görüşme yaptı. O görüşmede Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı. Değerli izleyenler, bu son dakika bilgisinin ayrıntıları diplomatik kaynaklar tarafından paylaşıldı. Bunu paylaşmış, aktarmış olduk. Bu arada yeni bir bilgi var. Bu da aslında birinci sayfanın hemen başında bahsettiğimiz konuyla ilgili Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torununun İsrail saldırısında bugün hayatını kaybetmesine yönelik Türkiye'den bazı taziye mesajları paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz saat diliminde Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Aynı zamanda MİT Başkanı İbrahim Kalın da Haniye ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Bu saldırıya yönelik bazı tepkiler de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Haniye ile bir telefon görüşmesi yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi hesabından da Numan Kurtulmuş'un kişisel hesabından da bu bilgi paylaşıldı. Numan Kurtulmuş, şehadet haberini almasının ardından Haniye'nin gösterdiği metin duruşunun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Haniye ile görüşmesinde bu vurguyu yapmıştı. İsrail'in bu insanlık suçlarının hesabını mutlaka bir gün hukuk önünde vereceğini vurgulamıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un paylaştığı mesajda da aynı vurgu vardı. Evet, Numan Kurtulmuş'un sosyal medyadan paylaştığı mesajlar bununla sınırlı değildi değerli izleyenler. İşgalci, zalim, Siyonist rejimin saldırısında oğulları ve torunları barbarca şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İsmail Haniye'nin şehadet haberini aldığındaki vakur duruşu ve metaneti Filistin özgür olana dek sürecek bir mücadeleyi dünyaya yeniden ilan ediyor sözleriyle değerlendirdi. Gazze'nin onurlu direnişini saygıyla selamlıyorum ifadelerini kullandı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Gabar'da üretilen petrolle ilgili yeni rekoru yarın açıklayacaklarını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hatay'da ise örnek bir belediyeciliğe imza atılacağını kaydetti. Gabar'da çok şükür bugün artık orası petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz oradan Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Enerjide bağımsızlığı sağlamak için gece gündüz çalışacağız dedi. Gabar'da yeni petrol üretim rekorunun açıklanacağını duyurdu. Üretimde bir rekor kıracağız. Bunu da inşallah orada bütün milletimizle paylaşmış oluruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'dan verdi bu mesajları. Ramazan bayramında ilk durağı ise Hatay'dı. Bakan Bayraktar, Kırıkhan'da bulunan konteyner kentte şehit aileleri ve depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların evlerine konuk oldu. Hataylılarla sohbet etti. Hayırlı olsun, hayırlı bayramlar. AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Bayraktar yeni dönemde Hatay'da örnek belediyeciliğe imza atılacağını kaydetti. Hatay emin ellerde diyoruz. Bu şehri tekrar inşallah ayağa kaldıracağız. Biz gayret edeceğiz, samimiyetle çalışacağız, size hizmet edeceğiz. Ben buna başaracağımıza kalben, yürekten inanıyorum. Hatay, buradaki belediyecilik, burada gösterilen bu örnek çalışma bütün Türkiye'ye inşallah örnek olacak. Bakan Bayraktar, TOKİ'nin kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bazı konutları teslim ettik, TOKİ çalışmaya devam ediyor. Bizler şehrin altyapısını, özellikle bizim alanımız, belediyenin su, kanalizasyon, altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürümesi gereken, inşallah sokaklarımız, yollarımız çok daha güzel olacak. Değerli izleyenler, bireysel emeklilik sisteminde ilk çeyrek verileri belli oldu. Toplam fon büyüklüğü Ocak-Mart döneminde 903 milyar lirayı aştı. Katılımcı sayısı da bu yılın ilk çeyreğinde 16 milyonu geçti. Sistemdeki yeniliklere BES ve OKS'de toplam büyüklüğün yakın zamanda 1 trilyon lirayı aşması bekleniyor. Bireysel emeklilik sistemi 20 yılı geride bıraktı. Sistem yıllar geçtikçe büyüdü, gelişim kaydetti. BES, katılımcılarına getiri sağlamakla kalmıyor. Yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini de yükseltiyor. BES'te ve otomatik katılım sisteminde katılımcıların devlet katkısı dahil fon tutarının toplam büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 903 milyar 124 milyon liraya yükseldi. Katılımcı sayısı da otomatik katılım sistemiyle birlikte toplamda 16 milyon 190 bin 367'ye ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği bu yıl için BES ve OKS'de toplam büyüklüğün geçen yıla kıyasla %69 artarak 1 trilyon 278 milyar liraya ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının da bu yıl 17 milyonu aşması hedefleniyor. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bireysel emeklilik sisteminde bu yıl yeni uygulamalar da hayata geçiriliyor. Katılımcılar kısmi ödemeyle sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyaçlarına çözüm bulabilecek. Uygulama 1 Temmuz'da hayata geçirilecek. BES'te alacağın devre uygulaması da yakında devreye girecek. Katılımcılar bankalardan kullanılan kredilerde birikimlerini teminat olarak gösterebilecek. İlgili mevzuat, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlandı. Yeni uygulamanın başlaması için sigorta şirketleri ve bankaların gereken altyapı çalışmasını tamamlaması bekleniyor. Uluslararası Para Fonu, G20 içindeki gelişmekte olan ülke ekonomilerinin küresel ekonomiyi artık daha fazla etkilediğine işaret etti. Türkiye'nin de aralarında olduğu 10 ekonomiyi ele aldı. Bu ülkelerin son 20 yıldaki büyüme performansı etkileyici olarak değerlendirildi. Uluslararası Para Fonu gelişmekte olan piyasalara ilişkin rapor yayımladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20'nin gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin küresel ekonomiye etkileri değerlendirildi. Raporda Türkiye'nin de aralarında olduğu 10 pazarın son 20 yılda gelişmiş ülkelerden daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekildi. %6'lık etkileyici büyüme performansına vurgu yapıldı. Küresel ekonomik aktivitenin yaklaşık %30'unun bu ülkelerden geldiği belirtildi. Küresel ticaretin ise yaklaşık 1/4'ünü oluşturduğu vurgulandı. IMF raporunda bu ülkelerin 2000 yılından bu yana küresel gayri safi yurt içi hasıladaki paylarını 2 kattan fazla artırdığı belirtildi. Bu ekonomilerden kaynaklanan şokların da küresel ekonomide çok daha büyük sonuçlara yol açabileceği kaydedildi. Gelecek simülasyonlarında G20'nin gelişmekte olan piyasalarındaki büyüme ivmesinin orta vadede küresel büyümeyi destekleyebileceği de ifade edildi. Almanya'nın Solingen kentinde aynı aileden Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yangını çıkardığından şüphelenilen 39 yaşındaki bir Alman vatandaşı yakalandı. Alman makamları yangını büyük olasılıkla kira borcu nedeniyle evden çıkması için tebligat yapılan 39 yaşındaki eski kiracının çıkardığını açıkladı. Şüphelinin tutuklanmadan önce kundaklanan binanın yakınında 44 yaşındaki bir erkeğe palayla saldırarak yaraladığı belirtildi. Palalı saldırıdan sonra zanlının evindeki aramada 4 Türk'ün yaşamını yitirdiği kundaklamaya ilişkin bazı ipuçlarına rastlandı. Evde yangın hızlandırıcı bazı maddelerin ele geçirildiği ifade edildi. Zanlının kundaklama sırasında olay yerinin yakınındaki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği belirtildi. Açıklamada şüphelinin bu sırada dikkat çekici davranışlar sergilediğine de işaret edildi. Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Filistin'i destekleyen gençler tarafından protesto edildi. Gençlerden biri Pelosi'yi Filistin'de devam eden İsrail soykırımına suç ortağı olmakla suçladı. Nancy Pelosi, you are complicit in genocide. The blood of over 15,000 Palestinian babies is on your hands. Arizona Eyalet Üniversitesi'ne gelen eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin konuşması bu sözlerle bölündü. Filistin'deki soykırımın önlenmemesinden rahatsız olan bir öğrenci Pelosi'ye tepki gösterdi. 100.000'den fazla masum Filistinli sizin parasını ödediğiniz silahlarla bombalandı dedi. How can you be a Democrat and say you hold democratic values while over 100,000 innocent Palestinian civilians have been massacred with bombs that you paid for? Eylemci genç güvenlik görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem yine polis şiddeti. Polisin vücut kamerası tarafından çekilen görüntüler ülke kamuoyunda şok etkisi yarattı. Görüntüye göre siyahi bir sürücüyü emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durduran polisler bir dakikadan kısa sürede sürücüye yaklaşık 100 kez ateş etti. 26 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Open the door now. Adeta kurşun yağmuru yaşandı. Sadece 41 saniyede yaklaşık 96 el ateş edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde polis 26 yaşındaki bir siyahiyi öldürdü. 21 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin polisin vücut kamerasıyla çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Trafik denetiminde 4 polis, Reed isimli sürücünün emniyet kemerini takmadığı gerekçesiyle etrafını sardı. Sürücü aracın kapısını kilitledi. Unlock the doors now. Open the door now. Open the door now. Aniden polisler ve sürücü arasında karşılıklı silah sesleri duyuldu. Polis sadece 41 saniye içinde 96 kez ateş etti. Görüntülerde sürücünün yerde hareketsiz yattığı halde polisin ateş etmeye devam ettiği de görüldü. Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi'nin ön raporunda ilk ateş edenin sürücü olduğu, polisin daha sonra karşılık verdiği açıklandı. Fakat kamuyla paylaşılan görüntülerde saldırıyı kimin başlattığı net değil. Raporda sürücünün aracında silah bulunduğu da bildirildi. Olaya karışan 4 polisin soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmaları istendi. Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayda bir polis memuruysa bileğinden yaralandı. Değerli izleyenler, İsrail ordusu Ramazan bayramının ilk günü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının bulunduğu aracı bombaladı ve katliam gerçekleştirdi. Saldırıda Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torunu hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haniye'nin İsrail saldırıları sonucu şehit olan oğulları ve torunları için başsağlığı diledi. İsrail ordusu Ramazan bayramının ilk günü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi. Haniye, İsrail saldırısında ailesinden 5 kişiyi kaybetti. Görgü tanıklarına göre İsrail, Eşati mülteci kampı yakınlarında hareket halindeki bir aracı hedef aldı. Araçta Ramazan bayramı dolayısıyla kamp sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bildirildi. Saldırıda Haniye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla 2 torunu hayatını kaybetti. Araçtaki bazı kişilerin de yaralandığı bildirildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada oğullarının ve torunlarının İsrail saldırısında hayatlarını kaybettiğini doğruladı. Haniye, 3 çocuğu ve 2 torununun Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canını feda ettiğini söyledi. Düşman, oğullarımı öldürerek pozisyonumuzu değiştireceğimizi düşünüyorsa hayal görüyor demektir dedi. Haniye, İsrail saldırılarında bugüne kadar 60 aile üyesinin hayatını kaybettiğini belirtti. Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Etnik temizlik ve soykırım savaşı var, kitlesel yer değiştirme var şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saldırının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi aradı. Şehit olan oğulları ve torunları için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 3 torunu şehit olan Haniye'ye taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. İsrail'e ihracat kısıtlamasının insani yardımlar Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılıncaya kadar süreceğini vurguladı. Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazze'li mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye, Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır. Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanınca Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de, hatta bildikleri halde çarpıtsalar da, biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız. Efendim, bir önceki saat diliminde sıcak gelişme olarak paylaşmıştık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme talebi Blinken'dan geldi. Görüşmede Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı. Değerli izleyenler, İsrail yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sıkışıp kaldığı Refah'a kara saldırısı hazırlığında. ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden İsrail'e tepki yağıyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Netanyahu'nun Gazze politikasını eleştirdi. Bence Netanyahu'nun yaptığı şey yanlış, onun yaklaşımına katılmıyorum ifadelerini kullandı. İsrail kana buladığı Gazze Şeridi'nde dünyadan gelen tepkilere rağmen daha büyük bir katliama hazırlanıyor. Bir yandan Kahire'de ateşkes görüşmeleri yürütülürken 1,5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ı karadan işgal hazırlığı yapıyor. En büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri ise bu konuda İsrail'e tepkili. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'nun Gazze politikasını eleştirdi. Bence Netanyahu'nun yaptığı yanlış. Onun yaklaşımına katılmıyorum. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Refah'ı karadan işgal planına Beyaz Saray'ın destek vermediğini söyledi. İsrail'le görüşmelerinde alternatif planlar sunduklarını belirtti. CIA Direktörü William Burns, Gazze'de geçici ateşkes için 3 aşamalı öneri sunduk dedi. Buna göre önce Hamas 40 rehineyi serbest bırakacak. Rehineler öncelikle kadınlardan oluşacak. Buna karşılık İsrail hapishanelerinden aralarında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 900 Filistinli esir serbest bırakılacak. Bunun ardından 6 haftalık geçici ateşkes başlayacak. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde İsrail'in ABD'nin bu teklifine karşı çıktığı belirtildi. Haberde İsrail'in bazı Filistinli esirleri serbest bırakmak istemediği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi parti genel başkanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Açıklama, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Erdoğan, bayram münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler görüşmelerde birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kongresi öncesinde Meral Akşener'e çağrı yaptı. Partisinin başında devam etmesi gerektiğini söyledi. Aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim dedi. Bahçeli, bayram namazı sonrası konuştu. Türkiye'nin birliğe, dirliğe, beraberliğe büyük ihtiyacı var dedi. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen, partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Merhaba. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partinin başına dön çağrısı yaptı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye'nin birliğe, dirliğe, beraberliğe büyük ihtiyacı vardır. Türkiye'de siyasi kurumlarımız demokrasinin güçlenmesini hep beraber arzuluyorlarsa önce ülkede siyasi istikrarı sağlamaları gerekiyor. Siyasi iktidarın sağlanmasının temeli ise partilerin siyasi istikrara kavuşmasına bağlıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası konuştu. Türkiye'ye yönelik tehditlere dikkat çekti, Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Türkiye, devlet ve millet olarak çok büyük meselelerle karşı karşıya iç ve dış tehditler altında bulunmaktadır. Türkiye'nin geçmiş dönemlerden çözümüne gayret gösterilen ve bu konuda da önemli aşamalar sağlanmış olan asrın felaketi, büyük yangınlar, seller, bütün bunların yanında yıllardan beri devam eden terörle mücadelede de çok büyük mesafeler kat edilmiştir. Şimdi yeni bir süreçteyiz. Bu yeni yüzyılın ikinci evresi Türk milletinin tekrar dirilişi, ayağa kalkışı, yükselişi ve milletler mücadelesinde layık olduğu yeri alması için milletçe bize bir vesile ortaya koymaktadır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Filistin'e her türlü desteği sağladığını vurguladı. İsrail'in işgal ve katliamına karşı yüksek sesle tepki verildiğini belirtti. Filistin meselesi siyaset malzemesi yapılmamalı dedi. Destici, Eskişehir'de bayram namazı sonrası konuştu. o katliamların başladığı günden itibaren, yani 7 Ekim'den bu tarafa kadar hep Filistinli ve Gazze'li kardeşlerinin yanında olduğu, geçmişte olduğu gibi. Burada da her türlü desteği, maddi anlamda olsun, manevi anlamda olsun sağladı. Uluslararası kuruluşlarda en yüksek sesle İsrail olan tepkisini, katliamların durması açısından, işgalin durması açısından dile getirdi. Bunu bizzat Cumhurbaşkanımız yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptı. Farklı platformlarda yaptı. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında Dışişleri Bakanımız yaptı. İlgili bakanlarımız yaptı. Yani Türkiye her platformda Filistin'in yanında durdu, Gazze'nin yanında durdu. Filistin meselesi bir siyaset malzemesi asla yapılmamalıdır. Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul itirazları karara bağlamak için yarın saat 14'te bir toplantı daha yapacak. 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan saat 17'de tamamlanacak. 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. İl Seçim Kurulu'na ve il birleştirme tutanakları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süreci sona erdi. İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14'te bir toplantı daha yapacak. İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek. Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak. 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar itirazda bulunabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak. Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Teröristler düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bakanlık harekatı, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" notuyla paylaştı. Pençekilit operasyon bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan piyade uzman çavuş Hikmet Aslan için memleketin Niğde'de tören düzenlendi. Şehit Aslan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit uzman çavuş Hikmet Aslan henüz 27 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençekilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin taciz atışı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş Hikmet Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit asker için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi. Değirmenli beldesinde düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki yetkililerle çok sayıda hemşehrisi katıldı. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından belde mezarlığında vatan toprağına emanet edildi. Uzman çavuş Hikmet Aslan evli ve bir çocuk babasıydı. Bölücü terör örgütü PKK üyesi Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi. Terörist Mehmet Kopal bir süredir Fransa'da bulunuyordu. Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. PKK-KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan Mehmet Kopal'ın Fransa'da olduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Terörle Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarıyla Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Terörist Kopal'ın Fransa'dan sınır dışı edilmesi sağlandı. Terörist 9 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Değerli izleyenler, bayramın birinci gününde yollarda hareketlilik devam ederken denetimler de sıklaştırıldı. Başkentte ekipler sürücülere hem kuralları hatırlattı hem de uyarılarda bulundu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar hareketliydi. Kimi şehir içindeki yakınlarını ziyaret, kimi de şehir dışına gitmek için yola çıktı. Eve gidiyoruz. Bayram ziyaretlerimizi yaptık. Kemerimizi taktık. Onun dışında trafik kurallarına dikkat ediyoruz. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yollardaki trafik denetimleri arttırıldı. Başkentin farklı güzergahlarında denetimler yapıldı. Konya yolundayız, Mevlana Bulvarı'ndayız. Bayram tatili zehir olmasın diye trafik ekiplerinin mesaisi devam ediyor. Bir yandan belgeler kontrol ediliyor, bir yandan da sürücülerin bayramını kutlamayı ve trafik kuralları konusunda uyarmayı ihmal etmiyorlar. Trafik güvenliği için denetimler gece gündüz sürecek. Emniyet kemerine ve tüm kurallara uyuyoruz inşallah. Bayramımız mübarek olsun. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Ankara'da bayram tatili dönüşünde trafik kazalarını engellemeye yönelik tedbirler hayata geçirilecek. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 5'ten 15 Nisan Pazartesi günü saat 5'e kadar belirli karayollarından giriş ve çıkışları sınırlandırılacak. Anadolu Otoyolu'yla Konya ve Eski İstanbul yolunda Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara yönünde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. Tabii bir yandan yollarda yoğunluk da devam ediyor. Trafik ekiplerinin denetimleri de işte az önce gördüğünüz gibi devam ediyor. Tabii sadece Ankara'da değildi bu denetimler. Yurdun farklı noktalarında vardı. Ekipler de sürücüleri tabii bayram olması nedeniyle şeker ve kolonya ile karşıladı. Ama aynı zamanda kurallara uymaları konusunda da uyardı. Tatilini turizm merkezlerinde geçirmek isteyenler bayramın ilk günü de yollardaydı. Karayollarındaki yoğunluk trafik ekiplerini harekete geçirdi. Birçok güzergahta kontrol noktaları kuruldu. İzmir'in Çeşme ilçesi girişinde jandarma ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı. Kimi ailesine kavuşmaya, kimi de tatil yapmaya gidiyor. Bayram tatiline gölge düşmemesi içinse jandarma ekipleri 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri Yozgat'ta da iş başındaydı. Yozgat'ta jandarma ekipleri bayram trafiğinde sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması adına denetimlerini sürdürüyor. Ekipler sürücülerin hem bayramlarını kutladı hem de trafik kurallarına uymaları noktasında sürücülere uyardı. İyi bayramlar, iyi yolculuklar. Kolonya ve çikolata ikramlarında bulundu. Allah sürücümüz rast gelsin, ayağınıza taş değmesin inşallah. İyi günler, iyi bayramlar, hayırlı olsunlar. Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu halen devam etmekte. Evet, yoğunluk devam etmekte. Bu nedenle trafik kurallarına riayet edelim. Yorgun, uykusuz araç kullanmayalım ve sık sık mola verelim. Araç kullandığımız süre içerisinde, araç içerisinde arka koltukta bulunanlar dahil emniyet kemerlerimizi takalım. Jandarma ekipleri biraz önce sizi bazı konularda uyardı. Hangi konularda uyarıldınız? Tabii trafikteki kurallara uyma noktasında uyarıldık. Görevli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onlar iyi ki var. Kurallara uymak, hep birlikte kazaları engellemek demek. Kırıkkale'de 43 ilin karayolu bağlantısı olan Kilit Kavşak'ta da denetimler devam ediyor. Anadolu'nun en önemli güzergahlarından birisi olan Kırıkkale bağlantı yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor. Yollar kalabalık. Ankara'dan Sivas'a gidiyoruz. Herkese de hayırlı bayramlar diliyoruz. Kazasız, belasız bir bayramı da böyle bitirmeyi temenni ediyoruz inşallah. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan Bayramı'nın ilk gününü deprem acısı yaşayan Hatay'da karşıladı. Bayram namazını Antakya'da kılan Bakan Koca deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Asrın felaketinde hayatını kaybedenler için dua etti. Fahrettin Koca, acılarımızı azaltmak için tüm gücümüzle çaba sarf ediyoruz dedi. 6 Şubat depremi üzerinden 430 gün geçti. Yaşanan felaketi unutmamız söz konusu bile değil. Hüzünlü 3. bayramı yaşıyoruz. Asrın felaketinde yakınlarını kaybedenleri unutmadı. Ramazan bayramını 6 Şubat'ta yerle bir olan deprem bölgesinde karşıladı. Daha önceki iki hüzünlü bayramda da Hatay'ımızda olmuştu. Bayramlar kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden her biri bir ana, her biri bir baba, bir evlat, bir kardeş, bir arkadaş olan aziz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramın ilk gününde Hatay'daydı. Bayram namazını Narlıca Hacı Cuma Kahraman Camii'nde kıldı. Bakanın bir sonraki durağı Narlıca deprem şehitliği oldu. Bakan Koca, depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyarette bulundu. Mezarlara karanfil bıraktı, dua etti. Umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık. Bugün buradayız. Yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabbim benzer felaketleri milletimize ve insanlığa göstermesin diliyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanede tedavi görenleri de unutmadı. Defne Devlet Hastanesi ve Hatay Şehir Hastanesi ziyaretinde hastalarla sohbet etti. Geçmiş olsun. Hayırlı bayramlar. Nice hayırlı bayramlara. Değerli izleyenler, sadece Hatay'da değil, şehitlikler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaret edildi. Yurdun dört bir yanında yakınları ve sevenleri, kahramanları kabirlerinin başında andı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ama bu çok zor. Yani bunun tarifi yok, anlatılmaz. Ama bir yerden de gururluyuz, mutluyuz. Şehit evlatımız var. Böyle işte. Yani kelimelerin bittiği yer işte burası. Bu bayramda yine kınalı kuzularına koştular. İlk önce onlarla bayramlaştılar. Buruk geçiyor bayram özümüzü. İyi geçmiyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. 25 sene oldu. 25 senedir ciğerimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. İstanbul'daki şehit yakınları her zamanki gibi bayramın ilk gününde Edirne Kapı şehitliğindeydi. Valla bayram bizim için tabii ki çok buruk. 2011'de şehit oldu Hakkari Şemdilli'de. Öyle yani. Bir tarafımız buruk bir şekilde bayram geçiriyoruz maalesef. Öyle. Kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Mezar başlarına çiçekler, çikolata ve şekerler bırakıldı. Bayram mı? Ne? Biz bayram coşkusunu unutmuşuz ki. Gerçekten unutmuşuz. Sadece işte böyle gelip gidiyoruz, taşlarla konuşup duamızı edip gidiyoruz. Onlar gelemediği için biz geliyoruz, ne yapalım? Şehitliklerde bayram buruk geçiyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren buraya gelenlerin kimi evladının, kimi kardeşinin, kimi de silah arkadaşlarının mezarı başındaydı. Onlar hatıralarıyla, mezar taşlarıyla bayramlaşıp yine şehitlerini yalnız bırakmadı. Birlikte görev yaptığımız arkadaşlar da hepsi gözümün önünde şehit oldular. Bu da gördüğün etraftaki insanlar bizi yalnız bırakmıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bayram ne olacak? Olanım var, olmayanın yok. Bayram olanımdır, olmayana bir şey yok. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Değerli izleyenler, şimdi biz aslında bayram öncesi bu yolculuk sürecinde İstanbul'dan büyük bir göçün başladığını söylemiştik ama şimdi bir de tabii tatil için İstanbul'a gelenler de var. Çünkü aslında en güzel zaman olarak adlandırılıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğunun daha az olduğu normal rutin zamanlara göre. Şimdi güzel havada birleşince başta tarihi yarımada İstanbul'un sembol mekanları doldu taştı. İşte bayramın birinci gününde İstanbul'dan izlenimler. İyi bayramlar. Nereden geldiniz? Nasıl geçiyor bayram? İyi bayramlar. Ben Gebze'den geldim. İstanbul sakin, insanlar kendi memleketlerine gitti. Biz de burada kaldık. Bayramımızı, tatilimizi değerlendirmek istiyoruz. O yüzden Eminönü'ne geldik. İstanbul'da kalanlar da, tatil için İstanbul'a gelenler de mutluydu. Anlatılması mümkün değil. İstanbul gibisi yok ya. Öncelikle herkese iyi bayramlar. Dilovası'ndan geliyoruz. Galata Kulesi'ne falan gideceğiz. Öyle arkadaşlarla iyi bayram geçirmeye çalışıyoruz. Bayramın birinci günü mega kentin tarihi mekanları hareketliydi. En uğrak noktalardan biri de Galata Köprüsü oldu. Gelenek yine yaşatıldı. Bayramın ilk günü balık tutulur mu demeyin. İstanbul'un sakinliğini fırsat bilen balıkçılar Galata Köprüsü'ne akın ettiler. Oltalarını, kovalarını aldılar, balık tutmaya geldiler. Bayramın ilk günü de alışık olduğumuz o manzara yaşandı. Niğde'den geldik. Bayramın ilk günü de İstanbul'da, Boğaz'da güzel bir balık tutma keyfi yaşamak istedik. İstanbul'da ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan da vardı, fotoğraf çektirip anı biriktiren de. Çok güzel bir İstanbul var bugün. Otobüsler boş, tramvaylar boş, metrolar boş. İstanbul o kadar güzel ki tam gezme zamanı, ailemle beraber geziyorum. Almanya'dan geliyoruz, çok güzel geçiyor bayram günümüz. Bu sene özellikle bayramda gelelim dedik. Süleymaniye Camisi'ne gittik, Çamlıca Camisi'ne gittik, Fatih Camisi'ne gittik, Ayasofya Camisi'ne gittik. Yani bayağı bir yerleri gezdik. Vatana, millete iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Türkiye'nin birçok şehri bayramı sıcak havayla karşıladı. Peki önümüzdeki günlerde tablo nasıl olacak? Hafta boyunca sıcaklık özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hafta başına kadar yağış etkili. Ramazan bayramı boyunca yurt genelinde sıcaklık batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üstünde olacak. Doğudaysa yağış görülecek. Önümüzdeki 4 güne bakarsak pazar gününe dahil olmak üzere ülkemizin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batı ve iç kesimlerinin ise çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazar gününe kadar etkili olacak. Tatil sezonu bayram dolayısıyla erken açıldı. Tatilcilerin büyük bölümü kıyı kesimlere akın etti. Bu bölgelerde sıcaklık 25 derecenin üstüne çıkacak. Ege kıyıları az bulutlu açık geçecek. En yüksek sıcaklıklar 25-27 dereceler civarında seyrediyor. Akdeniz kıyılarında da yine yağış beklentimiz yok. Ancak özellikle öğle saatlerinde biraz bulutlanma olabilir. Ancak sıcaklıklar yine yüksek diyebiliriz. 25-27 dereceler civarında seyredecek. Ve 3 büyük il Ankara, İstanbul ve İzmir'de tatil boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Yağış beklentimiz yok önümüzdeki 3-4 gün için. En yüksek sıcaklıklarına bakarsak İstanbul ve Ankara'da 22-23 derecelik en yüksek sıcaklıklar var. İzmir'de ise 25-27 derece arasında önümüzdeki 4 gün için en yüksek sıcaklıkları bekliyoruz. Hava genellikle az bulutlu açık olacak. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Dünya Bankası ile Türkiye'nin 5 yıllık ekonomik işbirliği yürürlüğe girdi. Dünya Bankası devam eden 17 milyar dolarlık programa 18 milyar dolar daha ilave ederek aktarılan kaynağı 35 milyar dolara yükseltme kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilave 18 milyar dolarlık finansman paketinin önemli bir kısmının özel sektörün geliştirilmesinde kullanılacağını belirtti. Türkiye ile Dünya Bankası arasında işbirliği güçlenerek sürüyor. Bu kapsamda 5 yıllık ekonomik işbirliği yürürlüğe girdi. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturuldu. Dünya Bankası'nın ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi programı, bankanın icra direktörleri kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi. Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarını 35 milyar dolara yükseltme kararı aldığını anımsattı. Program kapsamında afetlere dayanıklılıktan ihracata kadar pek çok alanda destek sağlanacak. Bankanın ülkemizdeki faaliyetlerinin etkisi artırılacak. Bu süreçte ülkeye özgü zorlukların çözümüne odaklanan, özel sektör katılımını artırmayı hedefleyen ve operasyonlarda bütüncül sonuçları elde etmeyi amaçlayan bir yaklaşım izlenecek. İlave 18 milyar dolarlık finansman paketi özel sektörün geliştirilmesinde kullanılacak. Söz konusu tutarın 6 milyar dolarının Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan, 9 milyar dolarının Uluslararası Finans Kurumu'ndan sağlanması bekleniyor. Çok taraflı Yatırım Garanti Ajansı'nın ise kısa vadeli garantiler aracılığıyla 3 milyar doları harekete geçirmesiyle 3 yıl içinde sağlanacak finansmanın yaklaşık 3'te 2'sinin özel sektörün geliştirilmesinde kullanılması öngörülüyor. Bakan Şimşek, işbirliğinin Türkiye'nin ekonomi ve yatırım programına duyulan güvenin göstergesi olduğuna dikkat çekti. Değerli izleyenler, Karadeniz'de yeni keşiflere yönelik çalışmalar sürüyor. Fatih gemisi Sakarya gaz sahasının kuzeybatısında Göktepe 1 kuyusu adı verilen bir alanda çalışmalara başladı. Karadeniz'de doğal gaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti. Türkiye kendi gazını kullanmaya başladı. Öte yandan yeni keşiflere yönelik çalışmalar da meyvesini veriyor. Göktepe adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. Yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv inşallah buluruz. Göktepe sahası Sakarya gaz sahasının kuzeybatısında bulunuyor. Bu bir arama projesi. Kesin bulacağız, bulamayacağız noktasında bir şey dememiz için erken. Lakin diğer yapıların dolu olduğundan yola çıkarak o yapıda da önemli bir keşif yapılma ihtimalinden de bahsedebiliriz. Yeni bir keşif haberini çalışmalar tamamlanıp sondaj nihayete erdikten sonra alacağız diye ümit ediyoruz. Çalışmalar Türkiye'yi enerjide bağımsızlık hedefine yaklaştırıyor. Türkiye'nin bu bağlamda atacağı her yeni keşif adımı Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacağından çok önemli bir adım olacak. Türkiye'nin elini kesinlikle güçlendirecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de de bazı arama çalışmalarına başlanmasıyla alakalı sinyaller açıkladı. İnşallah o farklı coğrafyalarda da yeni potansiyeller keşfederiz diye ümit ediyoruz. Hisse senedi, döviz ve altının yanı sıra artık fonlar da yatırımcıların sepetinde. İşlem kolaylığı, profesyoneller tarafından yönetilmesi ve daha risksiz bir varlık olması fonların cazibesini daha da artırıyor. Peki bu ilgi sürecek mi? Önümüzdeki dönem fon piyasasını neler bekliyor? İşte yanıtlar. İşlem kolaylığı sağlıyor. Düşük maliyetli ve daha risksiz bir varlık olarak öne çıkıyor. Yatırım fonlarının cazibesi her geçen gün artıyor. Yatırım fonlarında tasarruflar bir havuz içinde toplanıyor. Portföyler SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yönetiliyor. Fonlar içerisinde birden çok hisse senedi, tahvil, döviz, değerli maden ya da kağıt bulunabiliyor. Normal hisse senetleri gibi borsada alınıp satılabiliyor. Türkiye'de fonları çıkaran kurumlar portföy yönetim şirketleri ve portföy yönetim şirketleri son 3 yılda sayı olarak da yani şirket sayısı olarak da fon büyüklüğü olarak da çok inanılmaz bir şekilde sermaye piyasaları hiç tarihinde olmadığı kadar hızlı büyüdüler. Bunun nedeninden biri tabii ki yatırımcıların dalgalı piyasalarda daha güvenli bir limanı, daha profesyonel bir yönetimi tercih etmesi. Fonlar, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcıların son dönemde gözdesi. 2023'te fon piyasasına net para girişi bir önceki yıla göre %70 arttı. 435 milyar liraya yükseldi. En fazla ilgi serbest fonlara oldu. İlk çeyrekte ise altın, teknoloji ve mevduat getirisine dayalı para piyasası fonları öne çıktı. Bu 3 ay içerisinde görebildiğim kadarıyla bu geçen seneden kalan ivme devam ediyor. Biraz daha içerideki hisse senetleri, altın fonları ve belki de eğer enflasyonda bir geri çekilmeyle birlikte tahvil faizleri de aşağı gelirse bu devlet iç borçlanma senedi, tahvil, bono gibi piyasalara yatırım yapılan fonlar da önümüzdeki 7-8 ay içinde ön plana çıkabilir. Değerli izleyenler, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da İsrail zulmü büyüyor. İşgalciler Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. Tarlalarına dahi girmelerine izin vermiyor. İsrail ordusunun Batı Şeria'daki hukuksuz baskınları da bir yandan devam ediyor. Bu saldırılara uğrayanlardan biri olan Samir Süleybi yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı. Samir Süleybi Filistinli bir çiftçi. Ektiği ürünlerinin hasat zamanı geldi. Ancak Süleybi tarlasına gidip mahsullerini toplayamıyor. İsrailli askerler özellikle 7 Ekim'den sonra baskıyı artırdı. Artık daha çok Yahudi işgalcilerin yerleşimlerinin etrafındaki köyleri basıyor ve insanları rahatsız ediyorlar. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Süleybi'nin yaşadığı kasabada 2000 dönüm araziye hukuksuzca el koydu. Ardından işgal ettikleri alanları gün geçtikçe artırdılar. İşgalin sınırları Filistinli halkın tarlalarına dayandı. Batı Şeria'da yerleşimci zulmü her geçen gün daha da artıyor. İsrailli yerleşimciler Filistinli çiftçilerin tarlalarına dahi gitmesine izin vermiyor. Üstelik gitmeye çalışan çiftçilerin ise üzerlerine kurşun yağdırıyor. Sürekli bizi rahatsız ediyorlar. Tarlalarımıza gitmemize engel oluyorlar. Üzerimize ateş ediyorlar. Bazılarımız bu saldırılarda yaralandı. Çevre yerleşimlerde hayatını kaybedenler de oldu. Hayati tehlike nedeniyle Filistinli çiftçiler mahsullerini tarlada bırakıyor. Zararları her geçen gün artıyor. Savaştan önce çok fazla sebze meyve diktim. Tarla mahsullerimi hasat etmeme izin vermiyorlar. Meyveler tarlada kaldı. Bundan dolayı yaklaşık 200 bin şekel yani 55-60 bin dolar civarında zararım var. Kasabada İsrail baskınları da sürüyor. Süleybi ve ailesi de bu baskınlara maruz kalanlardan. Ramazan'ın ikinci gününde yaklaşık 100 tane İsrail askeri bizim evimizi bastı. Balyozlarıyla evimizi yıktı. Oğlumu alıp götürdü. Ramazan bayramı işgal altındaki Filistin topraklarında buruk geçiyor değerli izleyenler. Doğu Kudüs'te binlerce Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'da toplandı. Gazze'liler için dua etti. Gazze'de ise Filistinliler bayram namazı için yıkıntılar arasında saf tuttu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 60 binden fazla Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'daydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail işgal güçlerinin tüm engellerine rağmen on binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'yı ve avlularını doldurdu. Burada bayram namazının ardından eller semaya Gazze'deki mazlumlar için açıldı. Filistinlilerin duası bir daha böyle bayram yaşamamak. Allah'tan dileğimiz şu an bulunduğumuz durumdan daha iyisini görmek. Tüm İslam ümmetinin bayramı mübarek olsun ve hepimiz arasında barış olsun. Kudüs'te bayram, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle buruk geçiyor. Mescid-i Aksa'da namaz kılmak tarifi olmayan bir duygu. Burası biz Müslümanların göz bebeği. Ancak Gazze'de yaşanan acıların gölgesinde bayram buruk geçiyor. Herkese Mescid-i Aksa'ya gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü buraya sahip çıkmamız gerekiyor. İsrail askerleri kutsal mabedin çevresinde kontrol noktaları kurdu. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu eski şehirde her bayramda yapılan ışıklandırma ve süslemeler bu yıl yoktu. Gazze'de ise bayram İsrail'in katliamlarının gölgesinde geçiyor. Filistinliler İsrail bombardımanına hedef olan Büyük Ömeri Camii'nde toplandı. Yıkıntılar arasında bayram namazını kıldılar. Refah'ta ise çadırların arasına seccadelerini serdiler. Allahu Ekber! Sık sık saldırıya uğrayan Cibaliye mülteci kampında Filistinliler yağmur altında bayram namazını eda etti. Peki dünya genelinde İslam alemi Ramazan bayramını nasıl karşıladı ona da bir bakalım. Japonya'dan Kuzey Makedonya'ya, Çin'den Bosna Hersek'e ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar Müslümanlar dünyanın dört bir yanında bayram namazı için bir araya geldi, bayramlaştı. Dünyadan Ramazan bayramı sevincini getiriyoruz şimdi ekranlara. Japonya Ramazan bayramı sevincini ilk yaşayan ülkelerden oldu. Müslümanlar bayram namazını kılmak için başkentin en büyük mescidi Tokyo Camii'nde bir araya geldi. Çin'in başkenti Pekin'de tarihi Niujiye Camii'nde bayram namazı yoğunluğu yaşandı. Cami avlusunu dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı, dualar etti. Irak'ta da camilerde 7'den 70'e beraber saf tutuldu. İran'ın başkenti Tahran'da bayram namazını ülkenin dini lideri Ali Hamenei kıldırdı. Namaz sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı sloganlar atıldı. Balkan ülkelerinde de bayram sevinci vardı. Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı vesilesiyle düzenlenen merkezi programın adresi bu yılda tarihi Mustafa Paşa Camii oldu. Sabah ezanıyla birlikte camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını omuz omuza kıldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camii'nin avlusu doldu taştı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camii'nde binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Kalabalık cami avlusuna ve caddelere kadar taştı. Köln'de de Müslümanlar Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Köln Ditip Merkez Camii'nde beraber saf tuttu. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı kabul eylesin. Yani böyle bir bayram namazı ilk kez görüyorum. 30 yıldan beri Köln'deyiz. Maşallah camilerimizi doldurmuşuz. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10.000 kişilik Hazret Sultan Camii'ndeki namazın ardından tekbirler getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Hazreti Ebu Bekir Camii'nde namaz sonrası cemaat Gazze için dua etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da çok sayıda Müslümanın yaşadığı Stoke Newington bölgesindeki Müslümanlar Aziziye Camii başta olmak üzere camileri doldurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bayram coşkusu her yıl olduğu gibi yine Amerika Diyanet Merkezi'nde yaşandı. Washington, Maryland ve Virginia eyaletlerinde yaşayan Türk ve yabancı Müslümanlar külliyeye akın etti. Açılışı 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan camide yüzlerce kişi bayram namazı kıldı, bayramlaştı. Kıbrıs gazisi Münir Özyurt'la tanıştıralım sizleri. 1974'teki harekata gönüllü olarak katıldı. Bazı silah arkadaşları yanında yaralandı, bazıları şehit oldu. Gelin o günleri Gazi Münir Özyurt'tan dinleyelim. Ben Münir Özyurt, 1953 doğumluyum, 70 yaşındayım. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na gönüllü olarak katıldım. 7-8 aylık nişanlıydım. Kıbrıs'a gittim. Tabii hasret çeksek de o görev de bir şerefti yani. Hele vatan mevzu olunca akan sular durur yani. Komutan bize, oğlum dedi, hedefimiz 1023 rakımlı tepe, ilerliyoruz. Dağı kuşatarak çıkıyoruz. Orada susuz kaldık. Mataraları anlamadık, birdenbire içtik. Dedi ki, dağı alınca dedi, suya kavuşacağız. Dağı kuşatmaya başlayınca gitgide yaklaştık dağın zirvesine. zirvesine böyle çıkarken bizi başladılar taramaya. Müthiş. Soluk vermiyorlar bize. O arada arkadaşım ayağından yaralandı. Ayağını sardım onun. Dedim ki Hamdi sen burada kal. Sıhhiye birlikleri gelir seni alır. Ama sabretmedi. İnsanın gözü dönüyor yani. Ölüm gelmiyor insanın aklına. Arkadaş çıktık ayağın üstüne. Tarıyor. Orada şehit oldu yani. Gözümüzün önünde orada. Neyse ilerlerken bir makineli tüfekçi arkadaşımız da yan tarafımızdaydı. O da tarıyor. Kemal diyorum ya fazla ateş etme, ateş altına gireceksin. Seni susturmak için adam seni üstten aşağı fark eder, seni darar yani. Soluk vermiyorlar zaten. Kayalar parçalanıyor başımızın üstünde. Kemal o arada vuruldu. Kemal'ın kolu derin üstünde, şimdi golsuzdur Kemal. Çok müthiş bir atış altına girdik yani. Bir santim geri çekilmedik. 11 şehit, 14 yaralı verdik orada. Tepeye aldık. Bayrağı tiktik. 3 gün kaldık orada. Su tankeri gelirken mayına tosladı. Mayına tosladı, su da gelmedi. 3 gün orada az susuz kaldık yani. Temmuz sıcağındasınız değil mi? Temmuz sıcağındayız. Miğferlerimizin içine koyduk yemeğe. Birer kaşık. Adam başına birer kaşık düştü yemek yani. Havalanına giderken yolda Lefkoşa'dan bizi bombaladılar. Balkona dizmişler bombaları, oradan bizi bombalıyorlar. Tam hedef tutturamadılar. Uçaklara haber verildi. Uçaklar anında tespit ettiler. O bomba atanları konumundan beraber yıktılar aşağı. O akşam bir mevlüt okundu. Dualar edildi. Herkesin gözü yaşlı. O şehitlerimize dualar, tek tek isimlerinin okunması bizi hüzünlendirdi yani o anlatılmaz bir duygu yani. Bambaşka. Efendim bayramda 7 gün 24 saat çalışanlardan biri de 112 acil çağrı merkezlerinde görev yapanlar. Tüm acil çağrılar için ekipler mesaisini sürdürüyor. Ankara'daki merkeze günde ortalama 20.000 çağrı geliyor. Ekiplerin en çok şikayet ettiği konuysa diğer yerlerde olduğu gibi asılsız ihbarlar. Tamam efendim, ekip yönlendirmesi yapıldı. Gelen çağrıları saniyeler içinde yanıtlıyor, ekiplerin en hızlı şekilde olay yerine ulaşmasını sağlıyorlar. Ankara'daki 112 acil çağrı merkezi bayramda da mesaisini sürdürüyor. Ankara'daki 112 acil çağrı merkezine gelen her çağrıya ortalama 2 saniyede cevap veriliyor ve 30 saniyede de ilgili birimlere iletilerek harekete geçiliyor. Ankara'da her gün ortalama 20.000 çağrıya yanıt veriliyor. Emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri bir arada çalışıyor. İhtiyaca göre bir çağrıya farklı birimlerden de ekiplerin yönlendirilmesi sağlanıyor. 112 acil çağrı merkezlerinin en müzdarip olduğu konuların başında asılsız ihbarlar geliyor. Gelen çağrıların yaklaşık yarısı asılsız ihbarlardan oluşuyor ancak bu asılsız ihbarların cezası da büyük, tam 1980 lira. Merkeze bir çağrı geldiğinde arayan konuşamayacak durumda olsa bile konumu saniyeler içinde tespit edilebiliyor. Ayrıca İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 farklı dille işaret dilinde de hizmet veriliyor. Değerli izleyenler, Türkiye sporu tabana yayma hedefiyle tüm bölgelerde spor altyapı yatırımları gerçekleştirdi. Tesis ve spor salonu sayısı 2 katından fazla arttı. Altyapının güçlenmesi lisanslı sporcu ve antrenör sayısını da katladı. Haliyle yatırımlar bireysel başarılara da yansıdı. 900'ü aşkın spor salonu, 4000'den fazla tesis. Son 20 yılda spor tabana yayıldı. Türkiye altyapı yatırımlarını katladı. Başarı da beraberinde geldi. 24 Paris oyunlarında kota alan sporculara baktığınızda, federasyon dağılımlarına ve branş dağılımlarına baktığınızda belki hayatınızda ilk sefer duyduğunuz, branşlar olduğunu görüyorsunuz. İsmini zikrettiğiniz Arda Güler örneğinde de olduğu gibi tamamen öz kaynaklarla, altyapısını burada almış bir şekilde buna benzer örnekleri çıkarabiliyoruz. Ve bence yeni genç jenerasyonun, özellikle çocuk yaştakilerin önünde çok ciddi bir rol model olduğuna da inanıyorum. Lisanslı sporcu sayısı 13 milyona ulaştı. Bunun 6 milyonu faal. Ben lisanslı sporcuyum. Süper. Okul takımındayım. Olduğumuz belediyenin spor salonunda başladım. Sonra bir özel bir kulübe geçtim. Orada dövüştüm 7 sene. Bir kere Avrupa'da şampiyon oldum. Bir kere de Asya ikincisi oldum. 10 sene dövüştüm. Şu an antrenörlük yapıyorum. 31 bine yakında antrenör bulunuyor. 500 bine yakın lisanslı sporcu Türkiye Futbol Federasyonu'nda varken hemen ikinci sırada bulunan Satranç Federasyonu'nda bu sayının 400 bine yakın olduğunu, yine tekvando branşında 300 bine yakın olduğunu, basketbol ve voleybolda 250 bine yakın lisanslı sporcunun olduğunu görüyoruz. Efendim bir virgül koyalım, saat başına yeniden bekleriz. Yeniden merhaba, bir kez daha hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 23'ü gösteriyor. Birinci sayfada 3. dilimle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Gazze'ye insani yardımlar kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılıncaya kadar kısıtlamaların süreceğini söyledi. Erdoğan yerel seçim sonuçlarının tüm boyutlarıyla analiz edileceğine de dikkat çekti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazze'li mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye, Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır. Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı. İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını hatırlattı. Havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanınca Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bayramlaşma programına video mesaj gönderdi. Muhalefetin Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Birileri bilmese de, hatta bildikleri halde çarpıtsalar da, biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız. Erdoğan'ın gündeminde yerel seçim sonuçları da vardı. Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Erdoğan yenilenme mesajı verdi. Kendimizi yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farkımızı ortaya koyduk. Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Parti'miz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Siyasi parti genel merkezlerinde yarın bayramlaşma hareketleri olacak değerli izleyenler. AK Parti 8, CHP 15, MHP ise 4 partiyle bayramlaşacak. Ramazan bayramının ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak. Genel merkezlerde hem heyetler ağırlanacak hem de diğer partiler ziyaret edilecek. AK Parti'nin kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, ziyaret heyetlerine MKYK üyesi Hasan Sert ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlık edecek. Programa ilk olarak saat 9.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlanacak. Gün içinde 8 partinin heyetleri ayrı ayrı kabul edilecek. MHP'nin kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ziyaret heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek. MHP heyeti, DSP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP ile bayramlaşacak. CHP'nin kabul heyetinin başkanı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Ak olacak. Ziyaret heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir başkanlık edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kongresi öncesinde Meral Akşener'e çağrı yaptı. Partisinin başında devam etmesi gerektiğini söyledi. Aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim dedi. Önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bu adaylar onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor. O sebepten dolayı önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen, partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul itirazları karara bağlamak için yarın saat 14'te bir toplantı daha yapacak. Bu arada 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan saat 17'de tamamlanacak. 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. İl Seçim Kurulu'na ve il birleştirme tutanakları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süreci sona erdi. İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 14'te bir toplantı daha yapacak. İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek. Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak. 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar itirazda bulunabilecek. Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak. 11 ayın sultanı Ramazan sona erdi. Bayram namazında camiler doldu taştı. Namaz sonrası kimi bayram kahvaltısı yaptı, kimi mezarlıkları ziyaret etti. Bu bayramda gelenekler unutulmadı. Gelin şimdi yurttan bayram manzaralarını izleyelim. Eller semaya açıldı, dualar edildi. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'daki mazlum halka yapılan zulümler bizi üzüyor. Müslüman kardeşlerimize de sabırlar ihsan eyler. Onların zulüm altından kurtulması nasip eyler inşallah. Gelenekler de sürdürüldü. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bayram namazından sonra toplu mezarlık ziyareti yapıldı. Geleneği yaşatan yaklaşık 3000 kişi yakınlarının mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. sahabelerin, evliyaların, evliyullahların... Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Bilecik'in İnhisar ilçesine gidip çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri evlerinden uzakta bayramlaştı. Urbetten geldik tabii, Urfa'dan geldik. Çadırda olduğu zaman insan böyle biraz üzülebiliyor. Hakkari'de Bulgurlu ve Köprücük köyleri de bir asırlık bayramlaşma geleneğini hala yaşatıyor. Bayram namazının ardından toplu kahvaltı yapan köylüler evleri ziyaret edip bayramlaştı. İki ev hazırlık yapar. O evlerde biz kahvaltı yapıyoruz. Daha sonra öğle yemeği var. Öğle yemeğinde de iki ev hazırlık yapıyor. Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Hisarköy mahallesinde yüzyıllardır devam eden bayram hayrı geleneği bu yılda bozulmadı. Keşkekli yemek hayrı mahalle içinde bulunan okul bahçesinde binlerce kişiyle yapıldı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili mahallesinde yaşayan kadınların hazırladığı bayram ikramlıkları ise cami avlusunda mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Van'ın Erciş ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan 3 çocuk babası Coşkun Durmaz, İsrail saldırılarında Filistinli çocukların katledilmesine dikkat çekmek için aracını bayram şekeriyle süsledi. Mahalle mahalle gezerek şekerleri çocuklara ikram etti. Filistin'deki kardeşlerimiz şu anda orada ölüyorlar ve onların da bayramda mutlu olmalarını çok isterdim. Gel bakayım. Bu görüntülerde Mersin'den, Erdemli ilçesinde yaşayan Necmi Alkaya, yıllardır süren peştemalle şeker dağıtma geleneğini bu bayramda sürdürdü. Burdur'da ise çocuklar bu bayram bir değişiklik yaptı. Şeker toplamak için kapı kapı gezmedi, evden getirdikleri kutu ve kovalarla bayram namazı çıkışı sıraya girdi. Namaza gelen vatandaşlar kutulara şeker bıraktı. Karaman'da ise bayramda mesai yapan elektrik dağıtım şirketi personeline vinç üzerindeyken şeker ikram edildi. Değerli izleyenler, İsrail Ramazan bayramında da katliam gerçekleştirdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının bulunduğu araç bombalandı. İsrail'in saldırısında Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torunu hayatını kaybetti. İsrail, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi. Haniye, İsrail saldırısında ailesinden 3 oğlunu ve 3 torununu kaybetti. İsrail, Eşati mülteci kampı yakınlarında hareket halindeki bir araca hedef aldı. Araçta Ramazan bayramı dolayısıyla kamp sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bildirildi. Saldırıda Haniye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla 3 torunu hayatını kaybetti. Araçtaki bazı kişilerin de yaralandığı bildirildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, oğullarının ve torunlarının İsrail saldırısında hayatlarını kaybettiğini doğruladı. Haniye, 3 çocuğu ve 3 torununun Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canını feda ettiğini söyledi. Düşman, oğullarımı öldürerek pozisyonumuzu değiştireceğimizi düşünüyorsa hayal görüyor dedi. Haniye, İsrail saldırılarında bugüne dek 60 aile üyesinin hayatını kaybettiğini de belirtti. Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Etnik temizlik ve soykırım savaşı var, kitlesel yer değiştirme var şeklinde konuştu. Bu gelişmenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ona başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 3 torunu şehit olan Haniye'ye taziye dileklerini iletti. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti. Haniye'ye başsağlığı dileyen isimler arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı. AK Parti sözcüsü Çelik açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Oğulları ve torunları katil Siyonistlerin vahşi saldırısında şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye sabır ve başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun dedi. Çelik mesajında Gazze halkı şehitler vererek insanlığı diriltmeye devam ediyor ifadelerini kullandı. Sahadaki son duruma da bakalım. 6 aydan uzun süredir Gazze'de katliam yapan İsrail güçleri sivilleri ayırt etmeksizin saldırılarına devam ediyor. İsrail'in Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği 182 saldırıda 2300'den fazla Filistinliyi öldürdüğü açıklandı. İsrail ordusu bayram arifesinde aralarında çocukların da olduğu 14 kişiyi katletti. Kassam Tugayları İsrail güçlerini hedef aldıkları yeni görüntüler yayımladı. İsrail sivilleri ayırt etmeksizin Gazze'yi bombalıyor, katliam yapıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'de katlettiği Filistinlilerin sayısı 33.360'a yükseldi. Yaklaşık 76.000 kişi yaralandı. İsrail'in Ramazan ayında 182 katliam gerçekleştirdiği ve en az 2300 Filistinliyi öldürdüğü açıklandı. İsrail güçleri bayram arefesinde Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat mülteci kampında katliam yaptı. Sivillerin kaldığı bir evi hedef alan İsrail ordusu aralarında çocukların da bulunduğu en az 14 kişiyi öldürdü. İsrail güçleri Han Yunus'tan çekildi ancak ardında enkaz bıraktı. İsrail'in büyük yıkım yaptığı bölgede cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi. İnsanlar moloz yığınları arasında kaybettikleri yakınlarının bedenlerini ve eşyalarını aradı. Filistinli grupların İsrail ordusuna karşı direnişi de sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları bir kez daha Gazze'de İsrail ordusuna ait tankları ve zırhlıları vurduğu görüntüleri paylaştı. Videoda İsrailli askerlerin pusuya düşürüldüğü anlar da yer aldı. Gazze'de katliamlarına aralıksız devam eden İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da silah anlaşmalarını protesto eden protestocular Savunma Bakanlığı binasını kırmızıya boyadı. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana resmi ziyarette bulunduğu Fransa'da bir protesto ile karşılaştı. İsveç'in Malmö kentinde de göstericiler Eurovision şarkı yarışmasına katılmaya hazırlanan İsrail'i hedef aldı. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'e dünyadan tepkiler geliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup aktivist, İsrail'e silah satışı ve devam eden silah anlaşmalarını protesto etti. Göstericiler Savunma Bakanlığı binasını kırmızı boyayla boyadı. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, Fransa'nın başkenti Paris'te protesto edildi. Bir grup gösterici Ohana'nın Fransız Senatosu'nu ziyaretine tepki gösterdi. İsrail aleyhtarı slogan atan protestocular Filistin'e destek verdi. İsveç'in Malmö kentinde göstericiler Mayıs ayında gerçekleştirilecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmaya hazırlanan İsrail'i protesto etti. Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail'i boykot yazılı pankartlar açan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınadı. İsrail 2024 başından bu yana Gazze'ye yardımları engelliyor. Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı, Gazze'ye yardım miktarının arttığını iddia eden İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bu açıklamayla yalanladı. Aylardır İsrail ablukası altındaki Gazze'liler açlığa mahkum edildi. Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı, Gazze Şeridi'ne yılbaşından bu yana gıda konvoylarının girişinin engellendiğini duyurdu. Şubat ve Mart aylarında gıda yardım konvoylarının %40'ının Gazze'ye giremediğini bildiren ajans, İsrail ve ABD'nin yardımların önemli ölçüde arttığı yönündeki iddialarını yalanladı. Gazze'ye giren insani yardım malzemesinin miktarında önemli bir değişiklik olmadı açıklaması yapıldı. İsrail, pazartesi günü 419 yardım kamyonu girdiğini iddia etmişti. Ancak Birleşmiş Milletler kamyon sayısının 223 olduğunu duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri ise Gazze'nin kuzeyine karayoluyla ilk yardım konvoyunun ulaştığını açıkladı. 17 tırdan oluşan yardım konvoyunda 370 tondan fazla temel ihtiyaç malzemesi bulunuyor. Böylece bir ülke aracılığıyla Gazze'nin kuzeyine insani yardımlar ilk kez karadan girmiş oldu. Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ilan edilene ve yardım girişine izin verilene kadar İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı alması dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası medyanın önde gelen kuruluşları bu gelişmeyi manşetten duyurdu. Türkiye'nin İsrail'e ihracat kısıtlaması dünyada büyük ses getirdi. Uluslararası medya gelişmeyi manşete taşıdı. ABD merkezli The New York Times gazetesi gelişmeyi, "Türkiye Gazze saldırılarını protesto etmek için İsrail'e ihracatı kısıtladı" başlığıyla duyurdu. Ankara'nın Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İsrail'e ihracatı kısıtlayacağının altı çizildi. Amerikan yayın kuruluşu CNN haberi, Türkiye Gazze'ye havadan yardım talebinin reddedildiğini söyleyerek İsrail'e ihracatı kısıtladı başlığıyla yayınladı. Haberde ayrıca Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke olduğu belirtildi. CNBC'de Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar İsrail'e ihracatı kısıtladığını duyurdu. Türkiye'nin ayrıca Gazze'ye binlerce ton yardım gönderdiğine dikkat çekti. İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye, İsrail'e kilit ihracat malzemelerini kısıtlamak için harekete geçti" başlıklı haberinde 54 ürünün ihracatını kısıtlayacağı vurgulandı. Fransız Le Monde haberi, "Türkiye, Yahudi devletine ihracatını kısıtlıyor" başlığıyla servis etti. France 24'te habere geniş yer verdi. Kararın, Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma girişiminin İsrail tarafından engellenmesinin ardından geldiği belirtildi. Katar merkezli El Cezire gelişmeyi, "Türkiye Gazze'ye havadan yardım talebi reddedildiği için İsrail'e ihracatı kısıtladı" başlığıyla duyurdu. İsrail gazetesi Times of Israel, "Türkiye Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İsrail'e kısıtlamalar getiriyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Gazze saldırılarının başından beri İsrail'i en sert eleştiren ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin İsrail'e ihracat kısıtlamasına iş dünyasından da peş peşe destek açıklamaları geldi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği açıklama yaptı. Türkiye'nin bu adımının diğer ülkelere de yayılması gerektiği vurgulandı. Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e uyguladığı ihracat sınırlamasına iş dünyasından destek geldi. Tedbirin tüm devletlere sirayet ederek büyümesi gerektiği vurgulandı. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Soykırım ve insanlık suçu işleyen İsrail'e karşı atılan her türlü adım gibi Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar yapı sanayi ürünlerinde ihracat kısıtlaması getirilmesi kararını iş dünyası olarak olumlu buluyoruz. İsrail'in acımasız ve insanlık dışı katliamlarını durdurmak için yapılanları amasız fakatsız benimsemek insani duruşumuzun gereğidir. Bir başka destek açıklaması da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın'dan geldi. Aydın, Türkiye'nin İsrail'e karşı tutumunun net olduğuna dikkat çekti. İnsanlık bugüne kadar bu asrın zulmüne yönelik ciddi adımlar atmış değil. Bunun nedeni gelişmiş medeni dediğimiz ülkelerin İsrail'e hamilik yapması. Gazze'ye saldırılardan bu yana Türkiye'nin aldığı pozisyon ve eylemleri net. İsrail devletine yönelik alınan ihracat kısıtlaması bunun bir parçası. İsrail devleti bu uygulamayı çoktan hak etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bayram namazını Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde kıldı. Namazın ardından konuşan Cevdet Yılmaz, "Ramazan'ı da bayramı da hüzünlü yaşadık. Gazze'de yaşanan zulümler, katliamlar hepimizin yüreğini yaktı" dedi. "Bu ayda rahmet, mağfiret, kurtuluş olduğuna inanıyoruz. Bu güzellikleri yaşadık ve bayrama kavuştuk. Ramazan'da elde edilen bu güzelliklerin tüm yıla yayılmasını temenni ediyoruz. Tabii Ramazan'ı da bayramı da üzünlü yaşadık, buruk yaşadık maalesef. Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler, katliamlar, hiçbir insani ölçüye, hiçbir hukuki ölçüye sığmayan vahşetler hepimizin yüreğini yaktı. Bunlar sadece Müslümanların sorunu değil elbette, insanlığın sorunu. İnsanlığın bugün geldiği noktada bu hadiselerin yaşanıyor olması gerçekten çok üzüntü verici. Bütün insanlığın el birliği içinde bu zulümlere, bu haksızlıklara, katliamlara karşı da sesini çok daha gür bir şekilde çıkarması gerektiğini ve bu zulümleri durdurmak için tüm insanlığın, tüm uluslararası camianın, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığına dair provokasyon içeren haberlere sert tepki gösterdi. Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini ifade etti. Bayraktar, iftira kampanyasının arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın strateji ekibinin de olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu'na, "Yalandan başka söyleyecek lafın varsa mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" sözleriyle tepki gösterdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar İsrail'e jet yakıtı satıyor iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar haberlere sert tepki gösterdi. Haluk Bayraktar paylaşımında alçakça iftira kampanyası yürütülüyor ifadelerine yer verdi. Baykar ve yöneticilerinin hedef alındığını söyledi. Haluk Bayraktar, Baykar'ın Gazze'ye Türkiye'den yapılan en büyük insani yardımı gerçekleştiren firma olduğunun altını çizdi. Ayrıca firmanın tek faaliyet alanının insansız hava aracı sistemleri olduğunu belirtti. Haluk Bayraktar konuyu yargıya taşıyacağını ve elde edilecek tazminat gelirinin Gazze'ye yardım olarak aktarılacağını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim için nefsin izzeti yoktur, yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz" dedi. Bayraktar, iftira kampanyasının arkasındaysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi strateji ekibinin yer aldığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi. "Yalandan başka söyleyecek lafın varsa mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" ifadelerini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri bayramda da kazalara neden oldu. Hatay, Mardin, Antalya, Samsun ve Adana'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otobüs durağına çarparak dereye uçtu. Kaza Reyhanlı Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Mardin'de anne ve babasını ziyarete giden Bilal Sarıboğa'nın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada 23 yaşındaki sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi de yaralandı. Tokat'ta ise karşı yönden gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Samsun'da da bir minibüs hafif ticari araçla çarpıştı. Yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bu görüntülerde Adana'dan. Kozan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan biri çocuk, 6 kişi sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada ikisi çocuk, 8 kişi yaralandı. Değerli izleyenler, İstanbul, Üsküdar ve Fatih'te 2 ayrı yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınlar çevrede paniğe neden oldu. Fatih'teki yangın Akdeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale ederken polis ekipleri de caddede güvenlik şeridi oluşturdu. Çevrede korkuya neden olan yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Üsküdar'da ise Kassam Çeşme Sokak'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Çevre yapılarda oturanlar evlerini terk etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Her iki yangında da maddi hasar oluştu. Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangına müdahaleyi hızlandırmak için fabrikanın duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Alevler kentin birçok noktasından görüldü, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Zayiatımız çok büyük. Çok geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah en çok da bizi sevindiren cana bir şey, insanlara, çalışanlara bir şeyin olmaması. Fabrikadaki pamuk ve iplik nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına 17 itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğun duman tabakası oluştu. Yangına müdahaleyi hızlandırmak için fabrikanın duvarları iş makineleriyle yıkıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Yangında hasar gören 16 katlı binada yaşayanların dairelerine, girişlerine izin verildi. Dün elektriğimiz bağlandı, bugün suyumuz, valilik tarafından da apartmana giriş izni verildi. Çok şükür bayramda evimizde olacağız. Günler sonra evlerine döndüler. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği yangın sonrası apartmanda yaşayanlara dairelerine giriş izni verildi. Olay olduğu sırada oğlum evdeydi. Çok acı bir durum. Evimize girdik. Ama dediğimiz gibi hani hoş bir şeyler değil, bayram değil. Yangının ardından binanın çevresinde güvenlik önlemi alınmıştı. Bariyerler kaldırıldıktan sonra apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte evlerine giriş yaptı. Yangın faciası nedeniyle bayramı buruk yaşadılar. Çok can verildi. O yüzden üzgünüz tabii ki. Umarım bundan sonra böyle bir olaylar yaşanmaz. Gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma hala devam ediyor. Verilen ifadelerde kulüp yöneticilerinin işletmeyi bayramda açabilmek için tadilatı yapan çalışanlara baskı yaptığı öne sürülmüştü. Ayrıca gece kulübünde tadilat için izin alınmadığı, yangının büyümesinde yalıtım malzemelerinin tutuşmasının etkili olduğu belirtilmişti. İtfaiye Daire Başkanlığı ve bilirkişiler tarafından hazırlanacak detaylı rapor bekleniyor. Efendim, sıcak bir bilgiyle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor. Olay yerinden yansıyan ilk görüntüler de ekranlara geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinde çok sayıda silah da ele geçirildi. Olay sonrası yansıyan ilk görüntüler ekranlara geliyor değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. silahlı saldırı sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı ve aynı zamanda çok sayıda silah da ele geçirildi. Hem havadan hem de yerden, olay yerinden görüntüler ekranlara geliyor değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırının bir Ramazan Bayramı etkinliği sırasında yapıldığı biliniyor. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. O kişilerin üzerinde de çok sayıda silah ele geçirildi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor ancak henüz bir sayı paylaşılmadı. Yaralıların durumuna dair de herhangi bir bilgi yok. Olay yerinden olay sonrası kayda geçen ilk görüntüler de bu şekilde ekranlara geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayramı karşıladı. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Ancak Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde bayram etkinliği sırasında bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor. Saldırıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yeniden yurda döneceğiz. Afyonkarahisar'da bir evden yükselen alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çorum, Antalya ve Artvin'de ise yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar Şuhut'ta iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlere teslim olan ev hasar gördü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Çorum'da ise alev alan otomobil hurdaya döndü. Olay İskilip-Tosya karayolunda meydana geldi. Seyir halinde arızalanan otomobilden alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil belirlenemeyen bir nedenle yandı. Otomobilin motor bölümü aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde LPG'li araçta yangın çıktı. Karayolunun trafiğe kapatılmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Yangın söndürülürken araç hurda yığınına döndü. Değerli izleyenler, Hakkari'de etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentin farklı noktalarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle de ulaşım aksadı. Öte yandan Van Gölü dere yataklarından akan sularla kızıla boyandı. Şırnak'ta da dolu etkiliydi. Şiddetli yağmur mazgalları tıkadı. Yollarda su birikintileri oluştu. Göle dönen caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Görüntüler Hakkari'den. Kentte etkili olan sağanak su baskınlarına yol açtı. Dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Hakkari-Van Karayolu'ndaki Depin bölgesi, Kırıkdağ köyü yakınlarındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine karayolları ve il özel idaresi ekipleri yollarda biriken taş, çamur ve toprak yığınını temizlemek için çalışma yaptı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri araçlarıyla bekleyenleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Bir süre aksayan ulaşım ekiplerin yolu açmasıyla tekrar normale döndü. Bitlis'in Ahlat ilçesinde sağanak ve sel sonrası dere yataklarından akan su Van Gölü'nü kızıla boyadı. Gölün kızıl hali havadan görüntülendi. Şırnak'ta da sağanak etkisini 2 gün sürdürdü. Gök gürültülü sağanağın ardından kentteki bazı noktalarda dolu da etkili oldu. Şimdi önümüzdeki günlerden beklentiye bakalım bir de. Çünkü genel anlamda Türkiye bayramı sıcak havayla karşıladı. İstisnalar az önce haberde yansıdı. Hafta boyunca da sıcaklık özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Ramazan bayramı boyunca yurt genelinde sıcaklık batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üstünde olacak. Doğudaysa yağış görülecek. Önümüzdeki 4 güne bakarsak pazar gününe dahil olmak üzere ülkemizin doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batı ve iç kesimlerinin ise çoğunlukla parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar pazar gününe kadar etkili olacak. Tatil sezonu bayram dolayısıyla erken açıldı. Tatilcilerin büyük bölümü kıyı kesimlere akın etti. Bu bölgelerde sıcaklık 25 derecenin üstüne çıkacak. Ege kıyıları az bulutlu açık geçecek. En yüksek sıcaklıklar 25-27 dereceler civarında seyrediyor. Akdeniz kıyılarında da yine yağış beklentimiz yok. Ancak özellikle öğle saatlerinde biraz bulutlanma olabilir. Ancak sıcaklıklar yine yüksek diyebiliriz. 25-27 dereceler civarında seyredecek. Ve 3 büyük il. Ankara, İstanbul ve İzmir'de tatil boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Yağış beklentimiz yok önümüzdeki 3-4 gün için. En yüksek sıcaklıklarına bakarsak İstanbul ve Ankara'da 22-23 derecelik en yüksek sıcaklıklar var. İzmir'de ise 25-27 derece arasında önümüzdeki 4 gün için en yüksek sıcaklıkları bekliyoruz. Hava genellikle az bulutlu açık olacak. Sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yurdun dört bir yanında Ramazan bayramı coşkusu yaşanıyor değerli izleyenler. Erzurum'da da bayrama özel lezzetlerle donatılmış sofralar kuruldu. Aile üyeleri bir araya geldi. Geldiniz, hoş geldiniz. İkramlar hazırlandı. Akraba ziyaretleri yapıldı. Birlik ve beraberliğin simgesi bayramın manevi ruhu tüm yurdu sardı. Biz şehir dışından geldik. Ben dedemleri böyle birazcık uzun aralıklarla görebiliyorum. O yüzden bu bayramlar bizim için çok değerli. Gerçekten çok kıymetli. Erzurum'da da gelenek bozulmadı. Aile üyeleri büyüklerin evinde toplanarak bayramlaştı. Teşekkürler. Çocuklar, torunlar geldiler, buradalar. Bayram beraber yapıyoruz. Mutlu, huzurluyuz. Hep beraber olmak çok güzel oluyor. Misafirlere özel sofralar hazırlandı. Biz de mi geliyoruz? Her bayram olduğu gibi bu bayramda gelenek yaşatıldı. Dededen toruna herkes bayrama has lezzetlerle donatılmış sofrada buluştu. Bayram ziyaretinin mutluluğu aile sohbetiyle devam etti. Tabii her yöreye özgü gelenekler de var. Onlardan iki tanesini ekranlara taşıyacağız. İlki İstanbul'dan 40 yıl önce İstanbul'a göç eden Van Bahçesaraylı aileler memleketlerindeki asıllık bayram geleneğini İstanbul'da da yaşatmaya devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de Cerrah Mahallesi sakinlerinin toplu bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi buldu. Genci yaşlısı bayram namazı sonrası asırlık gelenekte buluştu. Omuz omuza vererek kuyruk oluşturup bayramlaştılar. Bayramı bayram gibi yaşıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, yeni nesile geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatıyoruz. Van Bahçesaray'dan İstanbul Arnavutköy'e göçtüler. 1984'ten bugüne sayıları 350 haneye ulaştı. Sadece evlerine değil, köylerinde yaşadıkları bayram geleneğini de buraya taşıdılar. Geleneğimizi Van'dan İstanbul'a getirdik. Böylelikle kısacası bayramı bayram gibi yaşıyoruz. Çocuklarımıza eski bayramları yaşatıyoruz. Bayram namazı sonrası mezarlıkları ziyaret edip yöresel yemeklerini yediler. Samimi sohbetleri de eksik etmediler. Geleneksel büyüklerimizden gördüğümüz bir bayramlaşma biz de devam etmekteyiz. İnşallah gençlerimiz devamı da bu şekilde gelecek. Memlekette yaşadığımızın aynısını buraya taşımışız. Asırlık bayram geleneğini sürdüren ailelere komşuları da eşlik ediyor. Kalabalık her bayram katlanarak artıyor. Bize şu anda herkes katılıyor. Mahalleli olarak da bize katılıyorlar. Ona da çok memnunuz çünkü bu geleneğimizi İstanbul'a da getirdik. Bayramlar. Hayırlı bayramlar. Burası da Bursa. İnegöl ilçesine bağlı 12.000 nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri her yıl olduğu gibi yine toplu halde bayramlaştı. Bir araya gelen 1000'den fazla kişi sıraya girince kuyruk 1 kilometreyi buldu. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl her mevsim olduğu gibi bayram tatilinde de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 9 günlük tatilde Karadeniz turuna çıkanlar ve akraba ziyaretlerini tamamlayanlar Uzungöl'de kuş sesleri arasında yemyeşil doğayla baş başa vakit geçirdi. ladin, kayın ve çam ormanlarıyla çevrili Uzungöl, tatilcilerin ilk adresi oldu. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Tabiat Parkı'ndaki serin hava ve buz gibi akan su ziyaretçileri karşıladı. Yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla öne çıkan Uzungöl, Ramazan bayramında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Uzungöl'e gelenler burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Cam terastan manzarayı seyredip bol bol oksijen depolayan turistler şehrin stresinden uzaklaştı. Manzara, huzur, doğa. Yani Adana gibi bir yerden gelip burada doğayla iç içesiniz. Oksijen bile farklı. Çok sıcaklardan geldiğimiz için bir tık soğuk bize. Ama geri kalan her şey mükemmel. Herkesi bekliyoruz. Gün Uzungöl'de güneşli başladı. Zirveleri süsleyen bulutların inmesiyle bir anda soğudu. İlk defa geliyorum. Zaten aslımız Trabzon ama Konya'da yaşıyoruz. Memleketi ziyarete gelelim dedik. Gelmişken de manzaramızı görelim dedik. Yani bayağıdır güzelleşmiş buralar. Yeşillik, doğa. Yani Konya'dan gelip de yeşili görmek çok güzel bir şey. Sektör temsilcileri 9 günlük tatille sezonu erken açtıklarını ve bu yıl turist sayısında geçen yıla oranla artış yaşanacağını belirtiyor. Son yıllarda turizmdeki payını arttırmayı hedefleyen Trabzon'dan yurt dışına yapılan direkt uçak seferlerinin artmasıyla Uzungöl'ünde ziyaretçileri arttı. Batman'ın Beşiri ilçesindeki Değirmenüstü Köyü İlkokulu'nda görev yapan Recep Bingöl, bayramda öğrencilerinin yüzünü güldürdü. İlkokul öğretmeni Bingöl, öğrencilerine gökten ne yağmasını isterdiniz diye sordu. Öğrencilerinin cevaplarına göre onlara sürprizler yaptı. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Evet, güzel bir sürpriz olmuş. Eminim ekran başında izleyen öğrenciler de acaba ben ne isterdim diye düşünmüşlerdir. Şimdi değerli izleyenler, bayram denince akla tabii akraba ziyaretleri, kalabalık sofrada yenen yemekler, büyük bir keyifle giyilen bayramlıklar. Gün geçtikçe bu şenlik havasını andıran bayramlara özlem de artıyor. Nerede o eski bayramlar sözü daha çok dillendiriliyor. TRT Haber olarak biz de mikrofon uzattık, o eski bayramları ve bugünü sorduk. Bayram sabahları ailece yapılan kahvaltılar, bayram harçlığı için sıraya giren çocuklar, kurulan bayram panayırları, hemen hemen hepsi artık unutulma yolunda. Zamanla bayramlar tatil olarak algılanmaya başlandı. Kalabalık bayram sofraları, aile ziyaretleri geride kaldı. Akıllarda kalan ise hep aynı soru. Nerede o eski bayramlar? Çok güzeldi. Yani dostluk vardı, ahbaplık vardı, eşe dosta gitmek vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Şimdi herkes birbirinden kaçıyor. Ziyarete gelen oluyor mu bayramlarda? Yok canım diyorum ya, çoluğun çocuğu yani. Eş dost gelmiyor yani. Toplumdaki hızlı değişimden bayram gelenekleri de etkileniyor. Özellikle gençlerin akraba ziyaretleri azalıyor. Bir gün boyunca yemek yapardık, hazırlık yapardık, evde büyüklerimiz vardı, gelirlerdi, yerlerdi, ikram yapardık. Güzel güzel büyüklerimizin eline öperdik, giderdik. Güzeldi. Ama şimdi maalesef telefonla çocuğuma gel halana gidelim, dayına gidelim dersem gelmek bile istemiyor, gitmiyor da. Yok canım, yok. Onlar eski, ondan 30 sene önceydi onlar, 40 sene önceydi onlar. Bayram geleneği bitti, İstanbul'da zaten hiç uğramıyor. Eskiden bayram olduğu zaman eş dost bir arada gelirdik, ağzımız sarılırdık, kucaklaşırdık. Gençler hiç birbirlerine gitmiyorlar ki bayramda şimdi. O bayram yok şimdi. Ziyarete gelen oluyor mu? Yok, eski gibi yok. Bayramın da tadı yok, hiçbir şeyin de tadı yok. İnsanları görmek istemeyi. Yok, eski bayramları yok. Benim hanım yok. Hanım olmayınca da eve misafir bile gelmez benim. Eskiden çok neşe vardı. Güleş yaparlardı, panayırlar düzenlenirlerdi. Millet gelirdi. Dolup taşardı her taraf. Ama şimdi hiç kimse yok. Gelmiyor. Eskilerin gençlerden en büyük temennisi ailelerinin kıymetini bilmeleri. Çocuklar, hele de gençler, lütfen bu değerlerin kıymetini çok iyi bilin. Tatil her zaman yaparsınız, anne babanızı hiçbir bayramda bulamazsınız. O zaman da size çok çok yeri açar içinizde. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. İbrahim Kalın mesajında birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Kalplerin yumuşadığı, dostlukların pekiştiği ve kızgınlıkların giderildiği bu günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diledi. Kalın, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum dedi. Kalın mesajında kötülüğü iyilikle, karanlığı aydınlıkta, çirkinliği güzellikle yenecek, bugünümüzü ve yarınımızı kadim ve evrensel değerler temelinde inşa etmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Filistin'i devlet olarak tanıyalım. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı sonrasında Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınması için uluslararası çağrılar arttı. İrlanda, İspanya ve Avustralya ilk girişimde bulunan ülkeler arasında. İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, yerel haber sitesi The Journal'a yaptığı açıklamada ülkesinin gelecek birkaç hafta içinde Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğini söyledi. Daha geniş uluslararası tartışmalar tamamlandığında resmi teklifi hükümete sunacağını söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu söyledi. İsrail'in dünyayı ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmakla tehdit ettiğini belirtti. İnsan haklarını yerle bir ettiğini ifade etti. Uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yaptı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde düzenlenen güvenlik konferansında Filistin devletini gündeme getirdi. Oslo anlaşmalarının üzerinden 30 yıl geçtiğine dikkat çekti. Bu sürecin sonunda Filistin devleti hedefine ulaşılamamasının hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Filistin bayrağını dalgalandıracak bir bina kiraladıklarını duyurdu. Filistin Özgürlük Evi adı verilecek binanın amacı Filistin'in haklarını savunmak olacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki göçmenler yaklaşan olimpiyat oyunları öncesinde yaşanan tahliyeleri protesto etti. Göstericiler daha iyi barınma koşulları talep etti. Yağışa aldırmadılar, sokağa indiler. Konut yoksa olimpiyat oyunları da yok yazılı pankart astılar. Fransa'nın başkenti Paris'teki göçmenler polisin düzenlediği tahliye operasyonlarını protesto etti. Fransız polisi geçen hafta Paris'te çadırlarda kalan göçmenlere yönelik baskın düzenlemiş, göçmenleri Besançon kentindeki geçici hükümet konutlarına göndermişti. Maison de Metalos Kültür Merkezi önünde toplanan göçmenler zorunlu tahliye operasyonunu protesto etti. Yaşam koşullarına dikkat çekip hükümetten daha iyi barınma imkanı istedi. Fransız sivil toplum kuruluşları, hükümetin polis baskınlarıyla olimpiyat oyunları öncesi göçmenleri temizlemeye çalıştığını savunuyor. Rusya ve Kazakistan'daki nehirlerde su seviyesinin yükselmesi sele yol açtı. Yerleşim yerleri su altında kaldı. 10.000'den fazla evi su bastı. Sel nedeniyle 110.000 kişinin oturduğu binalar tahliye edildi. Nehirlerde su seviyesi yükseldi, binlerce ev su altında kaldı. Rusya ve Kazakistan'da 110.000 kişi sel nedeniyle hanelerini terk etmek zorunda kaldı. Eriyen kar nedeniyle nehirlerde su seviyesinin yükselmesi çok sayıda yerleşim yerini su altında bıraktı. Rusya'nın Ural Dağları, Sibirya ve Volga bölgeleriyle Kazakistan'ın bazı bölgeleri selden etkilendi. Rusya'nın Orenburg kenti selin en çok vurduğu bölgelerden biri oldu. Ural Nehri üzerindeki bir barajın yıkılması nedeniyle kentteki yüzlerce evi su bastı. 7700 kişi tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre ülkenin 30'dan fazla bölgesi nehirlerdeki su taşkınlarından etkilendi. Su altında kalan ev sayısı 10.000'i aştı. Fransa'nın Saint-Malo kentinde kıyıya vuran dalgalar nedeniyle caddeler nehre döndü. Kenya'da yolcu otobüsü sele kapıldı. Venezuela'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kanada'nın Toronto kentinde ise ekosistemi korumak için ormanda kontrollü yakma işlemi yapıldı. Dev dalgalar deniz duvarını aştı, kıyıdaki caddeye ulaştı. Fransa'nın Saint-Malo kentinde caddeler su altında kaldı. Kenya'nın doğusunu da sel vurdu. Başkent Nairobi'ye gitmekte olan bir yolcu otobüsü sele kapıldı. Yolcular otobüsün üzerine çıkarak saatlerce yardım bekledi. Sonunda halat yardımıyla kurtarıldılar. Venezuela'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Hafta başından beri pek çok noktada başlayan yangınların dumanı başkent Caracas'a kadar ulaştı. Kanada'nın Toronto kentindeki High Park'ta kontrollü yakma işlemi yapıldı. Bu işlem ormandaki doğal alanların bakımı, ekosistemin sağlığını korumak ve istilacı türleri kontrol etmek için yapılıyor. Brezilya'daki dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon ormanlarından iyi haber geldi. Brezilya hükümeti Amazon'daki ormansızlaşmanın önceki yıla göre %40 azaldığını duyurdu. Dünyada su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarıldı. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışmada Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa sıcak noktalar olarak belirlendi. Bu çalışma için dünya genelinde farklı noktalarda 45.000 su örneği toplandı. Değerli izleyenler, 11 ayın sultanı Ramazan geride kaldı. Bayramla birlikte normal beslenme düzenine dönülüyor. Peki bu geçişte mide rahatsızlıkları yaşanmaması için nelere dikkat edilmeli, nasıl beslenmeli? Detaylar haberimizde. Ramazan sona erdi, bayram sofralarına geçildi. Ancak Ramazan boyunca uzun süreli açlığa alışan sindirim sistemini bir anda zorlamak sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Bayram zamanı istediğimiz gibi beslenebiliriz diye düşünüyor. Şerbetli tatlıların çok yoğun olarak tüketilmesi, misafirliğe gidildiğinde her verilen gıdanın tüketilmesi, mide çok bol miktarda sağlıksız gıdalarla şişirildiği zaman gastrit, reflü, hali hazırda ülseri olan hastaların şikayetleri daha fazla tetiklenebiliyor. Gazlı içeceklerin fazla tüketilmesi de zararlı. Gazlı içecek ya da soda çok tüketiliyor. Onun da çok fazla tüketilmesi yine mide şikayetlerini arttırabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aslında insanlar sodayı mideyi rahatlatmak için içiyorlar. Ama bol miktarda tüketildiği zaman gazlı içeceklerin hepsi bu midedeki ağrı ve şişkinlik şikayetlerine yol açabiliyor. Bayramda yağlı yiyeceklerin fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Az ve sık yemek yemek öneriliyor. Ara öğünlere ve ana öğünlere dikkat ederek, yani az az sık sık beslenmek, sebze meyveden zengin bir beslenmeyi öneriyoruz. Tatlıya, özellikle bayram zamanında her tatlıya evet dememenin, hayır demenin bir yolunu bulmayı öneriyorum. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Oymapınar, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden sadece bir tanesi. Turizm sezonu boyunca ziyaretçi akınına uğrayan bölgedeki baraj gölünde tekne turları da düzenleniyor. Yerli ve yabancı turistler Yeşil Kanyon'da muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor. Göz kamaştıran rengarenk yeşil bir kanyon, gökyüzüne alabildiğine yükselen görkemli Toros Dağları. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Manavgat, pek çok güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Oymapınar Baraj Gölü de onlardan biri. Yer yer derinliği 100 metreye ulaşabilen baraj, turizmin gözde mekanlarından. Bir yanda Torosların heybetli manzarası, diğer yanda tertemiz, yemyeşil, berrak bir göl. Oymapınar Baraj Gölü turistlerin uğrak noktası. Buraya gelen ziyaretçiler tekne turlarıyla bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Şu anda Alman ağırlıklı gelişlerimiz var. 2 saatlik bir tekne turumuz oluyor. Doğayla iç içe, doğa güzellikleri. Zaten ülkemizde de sınırlı kanyon var, o kanyonlardan birisi. Tekne gezilerinde doğal güzellikleri görüntüleyen ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Türkiye çok güzel bir ülke. Tekne turu benim için mükemmel bir tecrübe oldu. Buranın doğasına bayıldım. Bu doğa harikası yere tekrar gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye ilk defa geldim. Arkadaşlarım bu tekne turunu tavsiye etmişlerdi. Gerçekten iyi ki burayı tercih etmişim. Burada olmak çok güzel. Bu manzarayı hayranlıkla izliyorum. Ziyaretçiler ayrıca sıcak havalarda baraj gölünün tertemiz suyunda serinleme imkanı yakalıyor. Efendim bu haberle birlikte birinci sayfayı noktalıyoruz. Mutlu geceler, mutlu bayramlar.